Değerli yarışseverler, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. 9 Ocak Perşembe akşamı yepyeni bir format programıyla karşınızdayız. Saatler tam 21.30'u gösteriyor ve Amerika Gulfstream Park koşularının da içerisinde bulunduğu yaklaşık 2 saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Sizlerin de değerli katkılarıyla, katılımlarıyla yine keyifli bir program yapmayı umuyoruz efendim. Ekrana da yansıyor hashtag TJKTV format adresi üzerinden bizlere ulaşabilir, sorularınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi iletebilirsiniz diyor. Hemen Suat Hocam'a dönüyorum. Hocam iyi yayınlar, iyi programlar, nasılsınız? Hepimize teşekkür ederim. Yine ekran başında bizi izleyen atçı dostlar ve yarışsever kardeşlerimize selam ediyorum. Güzel bir yayın olacak, akıcı, formda. Sözü size bırakıyorum. Sadık çok teşekkür Bey. Ederim hocam. Hemen ben de Gökhan'a döndüm. Bugün daha böyle bir tempolu gidelim değil mi Gökhan? Öyle geldi içimden, niyeyse bilmiyorum. Ama genelde tempomuz iyidir maşallah da diyelim. Nasılsın, neler söylersin? Teşekkür ederim. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok iyiyim. Format programında her zaman olduğu gibi koşularımız var, haberlerimiz var. Atçılık adına sohbet edeceğiz. Yarışseverleri, camiamızı, at severleri, herkese programımıza bekliyoruz. TJKTV format teşneğinden Atçılık adına sohbet edeceğiz. Yazsınlar, yollasınlar. Hep beraber konuşalım. Kesinlikle öyle efendim. 9 Ocak Perşembe akşamı, tabii belirttiğimiz gibi Amerika'da Gulfstream Park hipodromunda da koşu heyecanı yaşanıyor. 21.03 itibariyle ilk koşuyla 7'li plasenin startı verilirken az sonra da 6'lı ganyan başlayacak Gulfstream Park'ta. 21.31 resmi başlangıç saati, ama birkaç dakikalık gecikmeler yaşanabiliyor özellikle Amerika'daki yayıncı kuruluştan takip ettiğimiz kadarıyla. Hatta yönetmenim sevgili Hande'ye sorayım, ne kadar süremiz var, bağlanalım ve safkanları biraz erkenden görelim mi diye. Peki yavaş yavaş gidelim. Altılı ganyan öncesi safkanları da yakından görme imkanını değerli yarışseverlerimizden esirgemiş olmayalım. Ve bu arada ikramiyeler, Dubai'deki tabii ikramiyeler belli oldu. Onları da paylaşalım efendim sizlerle. Dubai Meydan Hipodromu'nda bugünün ilk yabancı yarış programında altılı ganyan ve diğer ikramiyelerde sonuçlar da şu şekilde: 9-1-6-3-4-4-5, 7 koşudaki sonuçlar bunlar. İkinci üçlü ganyan 3 lira 77 kuruş, dörtlü ganyan 2 lira 21 kuruş, beşli ganyan 7 lira 9 kuruş, altılı ganyan 11 lira 55 kuruş, yedili plase 34 lira 28 kuruş verirken 7. koşudaki sıralı beşli bayiste 4140 lira verdi. Son derece favori ağırlıklı bir gündü Dubai'de. Bakalım Amerika Gulfstream Park'ta neler olacak? Sözü sevgili Onur Büke'ye bırakalım. Sayın yarışseverler, Gulfstream Park Hipodromu'nda günün ikinci koşusu altılı ganyanın ilk ayağına katılacak olan 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları starting box'taki yerlerini almaya başladı. 1 numaralı London Werewolf'tan sonra 2 numaralı Golden Line of kulvarındaki yerini alıyor. 3 numaralı Mr. Stark yedeklendi. Ve 3. at olarak 3 numaralı Mr. Stark da kulvarındaki yerini alıyor. 4 numaralı Uncle Curly giriş hazırlığı yapıyor. Ve Uncle Curly kulvarındaki yerini alıyor. 5 numaralı King of Leinster yedeklendi. Ve o da kulvarındaki yerini almak üzere. Wolfridge önce box'taki yerini aldı. Ve box'ın gerisinde 7 numaralı Good Solution var. King of Leinster'dan sonra Good Solution giriş hazırlığı yapacak.
ve Good Solution Baksakir'in aldı. Atlar start ekibemliğine girdiler. Start verildi. Koşu başladı. 2 numaralı Golden Line Off iyi bir start aldı. Hemen yanından 3 numaralı Mr. Stark atak yaptı. Geldi onu yakaladı. Onların dışlarından 7 numaralı Good Solution önlere geliyor ve şimdi bir boy farkla 2 numaralı Golden Line Off koşunun liderliğini alma gayretleri içerisinde hemen yanından 3 numaralı Mr. Stark geldi. Grubun liderliğini alıyor. Dış kulvardan 7 numaralı Good Solution ikinciliği hamle yaptı. Bir boy gerilerinde 2 numaralı Golden Line Off var. Hemen dışında 4 numaralı Uncle Curly. Onların dışlarında 5 numaralı Wolf Rich. Bir boy gerilerinde 1 numaralı London Werewolf ve 6 numaralı King of Leinster. Koşunun son 1200 metre start yeri geçiliyor. 3 numaralı Mr. Stark ve hemen dışındaki 5 numaralı Wolf Rich arasındaki 7 numaralı Good Solution arasındaki liderlik mücadelesi sürüyor. İç kulvarda 3 numaralı Mr. Stark hemen dışında 7 numaralı Good Solution arasındaki liderlik uğraşının dışına şimdi 3 boy gerilerinden 4 numaralı Uncle Curly geldi 3.'lüğe. Daha sonra 5 numaralı Wolf Rich. Onun bir boy gerisinde 2 numaralı Golden Line Off ve grubun son sırasında 1 numaralı London Werewolf son 800 metre geçiriyor. 3 numaralı Mr. Stark asfaltlı liderliği koruyor. Hemen dışından 7 numaralı Good Solution geldi şimdi ve 2 at tek at gibi son 600 metreyi liderlik mücadelesi yapar geçiyorlar. 4 numaralı Uncle Curly bir boy gerilerinde 3.'lükte. Onların 2 boy gerisinden 2 numaralı Golden Line Off'un da gayretleri var ve son viraj dönülüyorsan yarış severler. 7 numaralı Good Solution hemen dışından 4 numaralı Uncle Curly geliyor. En dış kulvardan 4 numaralı Uncle Curly geliyor. Grubun liderliğini alıyor. Son 200 metre içerisinde 2 boy farkla 4 numaralı Uncle Curly önde. 3 numaralı Mr. Stark, 7 numaralı Golden Solution atak yapıyorlar. Bir at boyu kadar 4 numaralı Uncle Curly önde ve Tyler Gaffalion Nepote'yi 4 numaralı Uncle Curly buluyor. 3 numaralı Mr. Stark koşudan ikinci olarak ayrıldı. Günün ikinci koşusunu 4 numaralı Uncle Curly Tyler Gaffalion ne kazandı. Değerli yarışseverler, Amerika Gulfstream Park'ta altılı Ganya'nın ilk ayağı da geride kalmış oldu. Koşuyu 4 numaralı Uncle Curly kazandı. Hocam ilk koşuda da bir tane kır safkan vardı. Bu koşuda da tek bir kır safkan vardı. İkisi de kazanma başarısı gösterdi. Yine benim kırlara olan sempatimi arttıracak başarılar geliyor sevgili Gökhan koşuda, Amerika'da. Koşuda tek kır olması ve tek dişi olması yüksek istatistik olmaya başladı. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Bakalım devam edecek mi günün ilerleyen koşullarında. Kır İngiliz atı artık şart oldu. Evet, evet. Özellikle o konuda çok katılıyorum sana Gökhan. Bakalım inşallah diyelim. Efendim koşuda da bir protesto, bir inceleme varmış. Onu da belirtelim. Son metrelerde safkan biraz dışa doğru istemsiz bir şekilde bir açılma problemiyle karşılaşmıştı. Bakalım nasıl neticelenecek yapılan inceleme. Peki biz programımıza geçtiğimiz günlerin koşularını değerlendirerek devam edelim. 4 Ocak tarihinde Adana'da yapılan mücadeleye gidelim ki yeni sezonun ilk günüydü tabii 4 Ocak günü Adana'da ve günün 6. koşusu olarak gerçekleşen Kurtuluş koşusu ekranlarınıza da gelmeye başlıyor. A2 mücadelede 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 kumda start aldı. Headman birkaç gün önce bu koşudan birkaç gün önce kazanmış ve kazanırken de hocam sizin de özellikle dikkatinizi çekmişti. Bu koşunun yorumunda o birinciliğine atıfta bulunmuştunuz. Üst üste bir kez daha kazanma başarısı gösterdi Selim Kaya idaresinde favori Bitcoin'in önünde. Sevgili Gökhan neler söylersin? Evet. Adana Kurtuluşçu koşusuydu. Hakikaten çok önemli bir koşu. Dolayısıyla da her yıl düzenlenir ve çok mücadeleci olarak, mücadelesi yüksek bir koşu olarak gerçekleşir. Ve bugün için şu an en arkadaki Dimeç ve onun önünde Bitcoin. Bu atlar özellikle Dimeç 5 boy kadar startta kaldı. Bitcoin de zaten bu mesafelerde özellikle birazcık da yerin çamur olmasıyla birlikte önlere gidemiyor. Bu iki atın birinin mesafeden birinin startta kalmasıyla dezavantaj yaşaması ve önde süratli atların olması ve bir koşu öncesinde bu koşunu yapabileceğini sinyali veren Headman koşunun en iyi yerine gitmişti. Çünkü koşuda bir sürat var ve bu süratte ayak uydurmuş ama hemen arkalarına dışarılarda hiç kum yemiyor. Tabii ki Headman bugün için çok kuvvetliydi. Yani tempoya ayak uydurmadı ama arkalarında ufak ufak yürüttürüyor. Alt üzerine onlarda hadi dedi. Hem rakiplerini yakaladı ve ardına 3 boyda fark yaptı. Bu koşu bir daha son metrelerini bir daha almamız lazım ya da starttan. Çünkü bu koşuda Dimeç ve Bitcoin çok iyi yarış yaptılar. Hı hı. Yani kazanan Headman'in hakkını verelim. Bu attan beklentiler yüksekti. Bugün için kariyerin en iyi yarışını yaptı ama burada böylesi bir pistte 5 boy kadar startta kalan bir Dimeç'in start verildikten sonra nasıl bir yol haritası çizmesi gerekir diye düşünemezsiniz. Çünkü koşuya başlatıyorsunuz.
başlattıktan sonra onu yürüttürüp devam ettirseniz bu sefer süratli giden koşuda siz de arkalarda sürate gireceksiniz, olmaz. Yerini muhafaza edeyim durumu yok. Arkalarda kum yiyorsun, bütün kumu yememeye çalışıyor. Böylesi pistte bütün atların arkasında kum yemek bir atı için çok zordur. Ardına tekrardan toparlanıp gelip böylesi rakiplerini geçmek. Bitcoin dediğim gibi mesafe dezavantajı var. Pist tam istediği gibi değil. Bana göre kuru pistte daha iyi koşuyor. Ona rağmen son binlerden sonra yürüttürüyor. 800'den sonra yürüttürüyor. Fakat burada Bitcoin tabii ki atların dışına çıktığı zaman daha etkili geldiği için Özcan da içerideki çamuru gördü. Hem ondan açıldı hem acaba dışarı çıkabilir miyim derken Dimeç onun içerisinden geldi ve önüne geçti. Hı hı. Bak buralarda Bitcoin'in hedefleri dış tarafa Dimeç çıkıyor. Bitcoin de içeriye doğru giriyor ve buralarda Dimeç arkadan gelip Bitcoin'in önüne geçtikten sonra Bitcoin tekrardan içerilerden atların arasından o etkili sprintini yaptı ve koşu ikinci bitirdi. Bu kadar anlatmamın sebebi şu: kazanan bir atın çok iyi koşması, jokeyin çok iyi yer tutması ve başarılı bir koşu yapmaları, evet. Fakat Dimeç ve Bitcoin'de oldukça başarılı koştular. Bu anlattığım kriterler doğrultusunda. Tabii ki Royal Avşar koşuyu dördüncü bitirdi. Bana kalırsa mesafe biraz uzun olduğunda, tempoyu kendi belirlediğinde daha da iyi yarışlar yapacak ama Headman beklenen, özlenen koşusunu böylesi önemli, anlamlı bir koşuda gerçekleştirdi. Orta mesafelerin Adana'da en iyi atlarından bir tanesi olacağı kesin. Mesafe uzadıkça Bitcoin ağırlığını koyacaktır. Dimeç de startta kalmadığı sürece o da orta mesafelerde iddialı atlar arasında mücadelesi devam edecektir. Diyor Gökhan Gül. Hocam Headman'le ilgili şimdi bazı başarılarıyla ilgili istatistiklere gözüm takıldı. Kariyerinde hocam son iki koşusu hariç 16 yarış koşmuştu. Bu son iki koşu öncesinde ve 3 defa grup 3 denemiş, 3'ünde de tabela yapamamıştı. Toplam kazancı o 16 koşuda, yani 2 yaşlı, 3 yaşlı ve 4 yaşlılığının son 2 gününe kadar 300 bin lira olan Safkan, son 2 koşusu 5 gün içerisinde 283 bin lira kazanç sağlayıp kariyeri boyunca kazandığı kadar neredeyse bir kazanç elde etti. 7 birinciliği var, 5'i 1400 kum, ikisi 1500 kum. Dolayısıyla biz de bunu ilk kazandığı koşunun sonrasında da programda dile getirmiş. Bu Safkan'ın özellikle bu mesafelerde ve kumda çok başarılı olduğunun altını çizmiştik. Ne dersiniz hocam? 2016 ve 2017 yıllarında Kahraman ekürüsünde görev aldığım için bu atı yakından tanıyorum. Ne kalibre bir at olduğunu iyi bilenlerdenim. Alındığı günü anne karnında bugün gibi hatırlıyorum. İyi bir dabirsim yavrusu. Yaşadığı şanssızlıklar atın peşini bir türlü bırakmadı. Ciddi bir operasyonu var. Belki ölümden dönmüş dahi diyebiliriz. Yani çok ağır bir ameliyat geçirdi. O ameliyatı geçirmeseydi zaten şu an yaşamıyor olacaktı muhtemelen. Buna rağmen ne kalibre ne yetenekli bir at olduğunu gösterir şekilde son yarışında yaptığı çıkış. Form böyledir. Eğer at formundaysa yakınlara koşmak atı çok üzmez. Bilakis daha da çıkış gösterir. Mesafe lehineydi. Usta, ciddi ve gerçek bir açık yarış jokeyi olan Selim Kaya'yla. Hocam bir bölüyorum. Yurt dışında inceleme var demiştik. O değişti koşuda, mi yarış? Evet, değişti. Ekrana da yansıyor. 3-7-4-6 şeklinde sıralama değişti. Altılı Ganya'nın ilk ayağında değerli yarışseverler, Amerika Gulfstream Park'ta yapılan inceleme ve protesto neticesinde koşunun kazananı değişmiş oldu. 3 numaralı Safkan, Mr. Stark koşuda kazanan isim olarak resmiyete kavuşmuş oldu. 4 numaralı Uncle Curly protesto neticesinde 3. sıraya alındı. Koşuyu değiştirecek kadar bir şey yok gibi görünüyordu ama hocam Amerikalı komiserler de bu kez şaşırttılar açıkçası beni. Öndeki kıratı mı değiştirdi? Evet, kıratı değiştirdi. Yani çok dikkatli izleyemedi ama. Yani bir temas yok, bir şey yok. Bir ara anılarda Hande'den ayarlayabilirse o koşunun son en azından 200 çok metresini belki. Çok sağ sola gitti, çok gezindi. Hatta kendine zarar oldu. Geldi bile. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi buralarda galiba burada bir temas vardı. Şimdi buradaki temastan değiştirme değil, onun temastan doğru önüne doğru geliyor. Evet. Bundan ikisi esas en büyük hamlesini burada yapıyor. Bak, ama bu değil mi, koşu değiştirmez bu hareket.
Yani şöyle ki... Ama şöyle bir şey. Sonunda o atın ciddi atakları var. Evet. Belki o fuara maruz kalmasa yarış kazanabilirmiş. Sanki virajda dokundu gibi geldi bana hocam. İkisine ama bir daha yaptı. Bakalım. Her ikisine bir yani o şöyle, son hareket... Sadık şöyle. Şimdi öndeki atın kuvveti var, geziniyor. Sen ona bakıyorsun. Yok yok. Ben şunu söylemek istiyorum. İkinciliğe de almadılar ya. Safkan'ı kazananı üçüncülüğe attılar. Şimdi çok doğru. Şu kadar. Virajda 7 numaraya faul yaptığı için... Onu ikinciliğe değil üçüncülüğe alıyorlar. Şimdi yani aslında 3 numaraya bir temas yok. İşte burada. Şimdi buradaki faulden. Faul olarak nitelendirdiğinde doğru yere atmış. Ya değiştirmeyecekti. Evet, ya doğru yere atmıştı. Atacak. Şimdi buralar içeri doğru belirli. Bak bu at dışına almak zorunda. Onun yoluna geliyor. Ardına içeri doğru gidiyor. Fakat burada jokeyin rakiplerine faul yapma değil, atın gezinmesi söz konusu. Bakın. At bildiğin sıkıntı yaratıyor. Öndeki izlerden mi artık bilemiyorum. Evet, burada da varmış. Aynen bak buralarda. Yalnız üçüncü olan jokeyi de takdir etmek gerekir. Foul'ü öyle bir gösterdi ki. Abi. 7 numaralı Safkan'ın da evet jokeyi Paco Lopez. Ki nasıl yapıldığını faul'ü en iyi bilenlerdendir. En sabıkalardan. Bu kırat düz gitse 4 bölümde kazanırdı. Tabii hiç ki. Gerek yoktu böyle şeylere ama. Sonuç itibariyle at yaptı, jokey yaptı. Bir at yaptı, jokey de müsaade etti. Biraz da evet. Oluruna bıraktı. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Hande'ye ve devam ediyoruz değerli yarışseverler. Adana'da 6. koşuda hocam siz yorumlarınızı yapıyordunuz. Var mı ilave etmek istediğiniz? Evet, Hetman gerçek bir Hetman gibi koştu. İddialı bir ismi var zaten. Yani o isim tesadüfen de konmuş. Konulmamış. Bir isim de değil. Bitcoin'e gelecek olursa ben atlar üzerinden tek tek sıralama üzerinden gidiyorum. Bitcoin'e gelecek olursak her ne kadar bu mesafede birincilikleri olsa bile o gün için iyi olan atları, bu mesafenin atları yan yana geldiğinde bu mesafenin atı olmadığı ortaya çıkıyor. Bitcoin sınır bir at, fakat ben her zaman söylüyorum, daha önce sürpriz olduğu zaman geldik zamanlar da söyledim, gerçek bir 1600 metre ve üstü bir at. 1600-2000 bandında en sert ve en etkili yarışlarını seyrediyoruz. The Match startta 5 boy kalması ve yarışa starttan kalmasının ötesinde iyi başlayamaması, üçüncülükle ayrılması ciddi bir başarıdır. Çok genç bir Safkan, çok çıkışta. Royal Afşar klasik bir yarış stili ve kariyeri belli bir Safkan. Uzayan mesafelerde çok daha etkili ve güzel yarışlar koşuyor. Ayrıca da pistin biraz daha kaba olması durumunda. Diğer atların, bu dört atın haricinde yarışta etkili olduğunu söyleyebileceğimiz herhangi bir Safkan en azından ben seyredemedim. Peki hocam, bu şekilde Adana'da Kurtuluş Koşusu'nun değerlendirmelerini almış olduk sevgili Suat hocamızdan ve sevgili Gökhan'dan. Geçelim efendim 5 Ocak tarihine. İzmir'de yapılan günün 4. koşusu, yani Özgün Koşusu, kısa vade 6 mücadele. Efsanevi Safkanlardan Özgün'ün adına düzenlenen mücadeleye 4 ve yukarı yaşlı 4 Arap atı katıldı. 1600 metre kum pistte. Özgün'ün start aldığı yıllar anımsar mısın? Buradan tamam, bakacağım tamam, da. Kesinlikle. Gökhan. Tanay abiyle rekor kırdığında ben izledim koşuyu. İzlemiştim. Tanay Adişen'le. Muhteşem bir attı. Çok güçlü bir attı. Bildiğim kadarıyla sorunları vardı. Ondan dolayı çok koşamadı. Erken koşamadı. Ama o kadar güçlü bir attı ki o dönemlerde 1.30 içerisinde derecenin bitmesi hayaldi. 1400 çim. Tabii ki. Çok uzun yıllarda rekor elinde bulundu. Sonrasında tabii ki pistler içeri, bareller içeri alıp dışarı alınca, pistlerin çimlerin boyları kısalıp uzanınca dereceler farklılık gösterdi. Yoksa çok uzun yıllar rekoru kırılmadı. Aynı kalamış gibi. Hı hı. Pistler değişse de. Ve sonrasında da şampiyon yavrular verip yavruların yavruları da grup 1 kazandı. Yani ülkemizde tabii ki çok büyük kanatları var. Çok özel atlar var. Arap çok uzun bir sohbet. Ama en önemli şu dönemde son adı geçen Özgün ve Albatur. Ve çok farklı bir noktadır çok yani doğru, o ikisi. Çok doğru. Koşuya gelince şimdi bu koşuda dört at koşuyor. Aslan Turbo, Demir Turbo ve Bildenan Romeo. Bu atların dört atında stili bir aslında. Fakat startla birlikte iyi çıkıp devam ettirip liderliğini alacağını rakiplerine hissettiren at Bildenan. Hı hı. Ve Bildenan iyi olduğunda hakikaten İzmir'de çok daha iyi koşuyor. Düzü önde döndüğünde kolay kolay da bırakmıyor. Şimdi burada Aslan Turbo ve Demir Turbo beklenen çok altında koştular. Çünkü aynı stilde olduğu için rakibine bir şey yapamadıklarından dolayı bıraktılar yarışı. Neredeyse kentere indiler. Fakat bir yarışın son 8'ünü alırsak eğer, son 8'üne. Şimdi burada bir taktiksel deneme oluyor. Ben taktiksel denemeler olduğunda atın ilgilerinin inisiyatifi ya da öngörüsü ya da jokeyin bu konudaki öngörüsüne saygı gösteriyorum. Fakat bir atı viraj üstü yakalayıp onu geçmek çok kolay değil. Yani çok ekstra bir enerji harcıyorsunuz. Son 8'e bir alabilirsek Andeciğim. Hemen
Evet. Geri geri de alabiliriz. Olur. Alalım, biraz daha alalım, alalım. Alalım, alalım, alalım. Atların arkasına dur. Tamam. Şimdi bakın burada Wildenhahn gidiyor. İki tane turbo arkasında gidiyor. Bak dışlarına çıktı. Viraj üstünde buradan yürüttürüyor. Buradan gelecek iki atın dışına, kendisi bir üçüncü at rakibini yakalayıp geçecek, onu düzlükle önde geçecek. Yani evet, bu o kadar çok kolay değil. Tekrar ediyorum, bu bir taktik olarak yapabilirler, uygulayabilir ama bu şartlarda değil. Öndeki iki at atladıktan sonra arkasına kalıp ya da düzlüğü dönüp dışarıya, dışarı açıp geçmesi gerekiyor. Şimdi sen benim anlattığımdan beri 30 saniye geçti, 300 metre gittik. Şimdi 300 metre sen iki atın üç atın dışından dolan, gel. Ondan sonra böyle kuvvetli bir rakibini, kolay kolay bırakmayan, inatçı bir rakibini yakalayıp geç. Çok zor. O yüzden de ben Ruhemen'in kostümünü çok beğendim. Zaten istikrarlı, iyi bir at. Ama Wildenhahn dediğim gibi gününde olduğunda, özellikle orta mesafeleri kum pistte, eğer ki düz önde döndü mü neredeyse hemen hemen bırakmıyor. Wildenhahn'a ve ilgilenen kutlayalım. Jockey de atına çok akıllı bindi, çok hakimdi atına. Roma'ya çok iyi koştu ama bu yaptığı hamle ona ekstra enerji harcamasını sağladı. Dolayısıyla da hani kazanabilirdi demiyorum ama belki mücadele biraz daha sık olabilirdi. Roma'nın kostümünü çok beğendim. Fakat Wildenhahn bu sene İzmir'de bir başka. Özellikle pis çamur olmazsa, çok yağmur yağmazsa, tabii ki herkes stilini biliyor ama bir tık böyle bir önlerde boş kaldığı andan itibaren son binden sonra yürütürsen de bırakmaz. Çok kuvvetli bir at yani. Gerçekten öyle görünüyor, maşallah diyelim. Wildenhahn da tabii annesinin Neşe isimli kısrağın en çok kazanan temsilcisi ama Öz Bilden isimli Özgün Han'dan olan kardeşi de yine 1 milyon barajını geçmiş hocam. Bu sene muhteşem bir yarış yaptı da uzun koşamadı değil mi? Çim'de bir yarış, Nibolu'da herhalde. Nibolu'da. Çok iyi bir at. Nibolu'da. Öyle evet, hatırlıyorum hocam ben. Ayrıca da Tamer'in oğlunun öz kız kardeşi. Öz kız kardeşi tabii ki. Neşe. Evet, Neşe Hanım. İşte o hocam çok önemli. Mesela ben geçen gün... Şimdi bak hocam ne yaptın? Tam sağdın, bam tenine bastın. Evet, bir şey aklıma geldi. Mesela Kara Üzüm'ün annesi Biriçim Sun'un da Börü Han'la kardeş olduğunu... Sürgüntay. Sürgüntay'ın da bir dayısı galiba. Bunları? Hayır hayır, Sürgüntay'ı biliyordum ama Börü Han'ın anneden kardeşiymiş evet, Biriçim Sun. Biliyor muydun sen? İstatistik tabii ki canım. Öyle, ben, yani, ben onu yeniden sen biliyor musun derken şöyle tabii ki öyle grup bir kazanan yavrular olduğunda ister istemez girip edilgisine biraz bakınıyorsun, evet, araştırıyorsun. Doğru. Ve hep senin gözünden yani kaçmıştır sen. Bir annenin çok sülale, başarılı bir yavrusu varsa o sülale yani bu yurt dışındaki satış katalogları yapılıyor ya. Evet. Her annenin altında böyle siyah siyahtır. Yazar. Bu simsiyah. Bunda yani gri dahi yok yani. 55 gibi durak gibi. Aynı sülale zaten. Yani. Aynı sülalenin farklı versiyonu. 35-22 öyle gider. Evet. Yani orada hepsi, her annenin altında 2-3 tane aygır var. Her annenin altında 5-6 tane aygır olarak giden bir sülaledir. Evet hocam. Onun bir üstünde 50 kemeli törükten gider. O da Araslı'ya kadar uzanır. 50 ben 35 var, 22 var, 20 var da var yani. Anladım. Hepsi en az 2'şer 3'er aygır vermiştir Sadıkçım. Müthiş gerçekten. Dördün, yani dördün İngiliz, kolları. İngiliz pedigrilerini araştırmak da çok keyifli ama Arap pedigrilerinin de başka ya, bir keyfi var atçılığın, araştırma yaparken değil mi? Atçılığın en büyük keyiflerinden bir tanesi. Yani atçılığa yeni başlayan arkadaşların en çok tutunabildiği nokta pedigridir. Oradan çalışılıyor. Muhakkak süretli önemli. Keyifli tabii ki. Gerçekten öyle. Hocam söz sizde, bu mücadele için nereye ilave edeceğiz? Yarışı bir seyredersek bir daha hemen tekrar ilave edecek pek fazla bir şey. Gökhan oldukça detaylı analiz yaptı. Hocam burada benim dikkatimi şu çekti, bölüyorum lafınızı ama iki tane turbo herhalde kariyerleri boyunca bu kadar fark yememiştir. Yarışta bir 35 boy, bir 28 bak, boy fark görüyoruz. Aldığım nota bak burada. Üçüncü ve dördüncülük için 35 ve 28 yazmışsınız tek hocam. Tek konuşulacak şey bu yarışta maalesef budur. Oldukça ilk iki hariç arka tarafta fazla bir varlık gösteremediler. Bir sonraki yarışlarda buraya farklı atlar girer ve daha mücadeleli yarışlar olur. Son 400'de baktım hocam, boynuna basma var mı diye, o da yok yani. Boynuna yani basmadan 400'ü oldu. 400'ü değil 600'ü görmedi bunlar. Evet. 800'den sonra terk ettiler. Şimdi anlayamadığım bir şey. Burada yarış Wildenhahn oldukça normal bir tempoda gidiyor. Yani çok aşırı bir sürat yok. Aşırı bir sürat olsa kendi zorlanır. Hı hı. Kendi seyrinde gidiyor. Tabii sürat yok. 53 bitti yarış. Yani normal seyrinde giden bir yarış. Tabii. Burada Çetin Ok kardeşimiz nedense sıkıldı o iki atın arası ya da yer bulamam bir takılırım mı burada paniğine kapıldı. Geldi dışına ama Wildenhahn fiziğinden koşan bir at. Tabii. Kaliteyle fizik bir araya geldiği zaman atlamak zor. Yani senden daha üstün bir atı, daha kuvvetli bir atı. Yani şöyle söyleyeyim, orta sikletli boks şampiyonu, ağır sikletli boks şampiyonu maç yapması gibi bir şey oldu. Evet. Ki dayağı yiyeceği belliydi, yedi.
Ama arka taraf tamamen terk ettiler yarışı. Hiçbir mücadele yapmadan. Hala son sırada giden Demir Turbu'nun teşvikleri devam ediyor ama hocam. Yani jockey teşvik yapıyor ama atlarda bir yarışa ilgi alaka yok. Yani bu son eskiden böyle uzak uzak yazardı, pek dikkat çekmezdi. Evet, bu sefer. Ama bu 35 ile 28 çok göze batıyor. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? 60 boy ne demek yani? Oldukça ciddi bir durum. İnşallah atlar yarıştan sağlıklı ayrılmışlardır. Ciddi İnşallah bir sağlık sorunu yaşamamışlardır. Temennimiz bu. Yarışta fazla konuşacak bir çok temiz, net bir koşu. Diyor sevgili Suat hocamız efendim. 5 Ocak günü İzmir'de günün 4. koşusunu konuştuk. Bu kez de aynı gün Adana'da günün 4. koşusuna gidelim ve bir kısa vade altı mücadeleyi 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin katıldığı 1900 metre kum pistteki koşuyu ekranlara getirelim. Orada da Angels Boy kazanan isimdi. 5 safkanın katılım gösterdiği koşuyu 8 boy gibi net bir farkla Müslüm Çelik idaresindeki Angels Boy kazandı. Ön plana çıkan iki isimden biriydi. Koşu öncesinde tabii Baba Hancı ile birlikte ama koşunun sonunda ön plana çıkan tek isim oldu sevgili Gökhan. Şimdi her şeyden önce bazı atlar vardır. Çok iyi bir sezon geçirirler. O geçirdiği sezonun ardından başarıları devam eder. Bu çok önemlidir. Kazandığı yarışların tabii ki klasmanına bakıldığı zaman atın hem kazancına hem kariyerine etkisi yapıyordur. Buna sözüm yok ama bu tabii ki handikap böyle küçük yani 14-15 handikap seviyelerinde değil tabii şartlı kısa vade bandında hatta bazen grup koşularda da boy gösterip başarı olabilir. Angels Boy böyle. Yani bu at kısa vade bandında grup koşularda hep mücadele içerisindeydi, kazandı, yakın ara tabelada bitirdi. Şimdi bir koşu hangisiydi? Kurtuluş koşusuydu. Orada şu an Adana'nın en net iddialı atları var. Angels Boy onlarla da koştu. Onlarla da koşup başarılı olabilir. Çünkü bu koşu 2:01:16 bitiyor. Ve koşuda Baba Hancı'nın, yani daha doğrusu önce Gley'nin ondan sonra Baba Hancı'nın peşine takıldığı. Yani Angels Boy öne çıktı da işte Bildenhan gibi böyle bir tempoyu kurdu. Çok süratli gitmeyip altıda yürüyüp kazanmadı. Gley'nin baskı kuruyor. Gley'nin bırakıyor Baba Hancı baskı kuruyor. Ve hepsine cevap verip 4 boydan sonra 8 boya kadar çıkartıyor. Bana kalırsa 2019'un en istikrarlı atlarından bir tanesi ve 2020 yılında da bunu sürdüreceğini çok net gösterdi. Boğaz Sentetik Pist'te ikinciliği var grup 1'de. Ankara'da öyle. Çim'de koşuyor. Kum'da koşuyor. Hakikaten çok yürekli bir at. Öncelikle ben atın ilgilerini canı gönülden kutluyorum. Böylesi bir İngiliz atını bu seviyede tutup koşmak kolay değil. Bugün için 60 kilolardan grup yarışlardan ardından kısa vade altı bir koşu. Fakat 54 kilolarda Müslüm Demun'a tam biniyor. Böylesi bir koşuyu yani kazanması çok normaldi. Benim için önemli olan anlattım. Kriterlerdi. At için önemli olan da 8 boydan daha ziyade fotoya diri girmesi. Fotoya girerken istekli olması ve foto sonrası şu görüntüye bakıldığında bu at bana kalırsa Beyoğlu koşusunda ikinciliği yanılmıyorsam o zamanlardaki Angels Boy'u değil. Yani atçılık tabiriyle bir iki kat daha büyüdü. Atçılık tabiriyle bir kat daha büyüdü gibi. Yani genişledi at. Maşallahlı. Şu an şimdi 4 yaşında, 5 yaşına gelindiğinde bu sağlıklı olursa kesinlikle grup koşularda da başarılı olup hatta hanesine grup 1 bile ekleyebilir. Çok yetenekli bir at yani. Gerçekten de öyle görünüyor. 23 startının 19'undan boş çıkmamış. İki kez grup 1 koşuda ikincilik elde etmiş ki arda arda yaptı bunu. Bir Anafartalar, bir Beyoğlu koşusu. Sentetik pist. Kesinlikle öyle. Sentetik pistte de koştuğu iki yarışı o ikisi. Evet. Başka da yok yani bir üçüncüsü. Dolayısıyla sanki aslında en başarılı olduğu pistte de buna bakarak sentetik diyebiliriz. Görünüm olarak da kendini çok geliştirdin. Yani evet, böyle büyüdü kendine geldi. Fizikman değişmiş. Evet. Son koşusu 1900 Adana kumunda 2:02:72 ile dördüncü olurken bugün 2:01:16 ile hocam 1,5 saniyede derecesini geliştirerek kazandı. O fiziksel gelişim dereceye de yansıdı diyebiliriz belki. Tabii hatta morali daha güzel. Ekranda Gökhan da bahsettiği üzere az sonra yarış bitiminde yakın çekime girdiğinde at maşallah pırıl pırıl çok sağlıklı, çok güçlü. Daha böyle bir kilo almış gibi görüntü sergiliyor. Baba Hancı sanki daha sert rakip olacak gibiydi. Benim ilk şans verdiğim isimdi. Ben Baba Hancı ve Victor Golap arasında bir mücadele bekliyordum. Ama mücadele olmadı. Bütün yol önce Gloin'in daha sonra Baba Hancı'nın baskılarına hiç müteessir olmadan adeta kendi yarışını koşarcasına koştu. Tabii bunda
sezon başı olması itibariyle atlar daha yeni kazanmaya başladıklarından hafif kilo koşmaların da büyük bir faktörü var. Çünkü bu atlar genelde bütün yıl 60-61 kilolarla koştular. Diyeceksiniz ki kilolar eşit ama öyle değil tabii ki. Bazı atları mütesir edebiliyor. Bak, 54 kilo önemli bir siklet avantajı. Ayrıca da Müslüm'ün bu kilolara kolay binmesi. Tabii Koca Kaya için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 54,5 kilo binmiş ki önemli bir kilo farkı değil. Abi, fakat yarım kilo kışın hiçbir şey değil hiçbir yani. Hiçbir şey değil. Güzel bir kilo. Fakat bu at bu formunu bozmadan Adana'dan Ankara'ya geldiğinde ciddi yarışlarda ciddi atlara diş geçirir gibi görünüyor. Victory Zavruz'a benzettim hocam şu benzetmiştir. Aynı. Benziyor. Aynı birebir benziyor. Fiziği aynı. Aynı. Görünümü aynı. Yani bu daha güçlüsü. Biraz daha sanki böyle şeyi. Yapı evet. Bir tık daha yapılı. Evet. Hocam eşleşme ve pedigri ne kadar aslında önemli onu da gösteren bir örnek. İki kardeşi var. Yani daha doğrusu kendisinden büyük iki bir abisi bir ablası var. Üçer kez koşmuşlar ve yarış hayatları sona ermiş. O üç koşularında da hiçbir tabela başarısı yok. Yani kendisinden büyük iki abisinin ve ablasının üçer koşuda başarısı yokken bu kez bu isim 23 koşuda 19 yarışta para kazanıp 2 grup 1 ikinciliği elde ediyor. Yani işte bir kısrakla ilgili de hocam belki yetiştiricilikle ilgilenenler için belki bu notu düşüyorum. Karar vermek için de en az 3-4 yavruyu farklı aygırlardan tabii görüp ki karar vermek tabii gerektiğinin bir ispatı. Kesinlikle. Ya tabii ki eşleşme önemli fakat bu eşleşmenin her istediğin olmayabiliyor. Nedeni ise birçok kriterleri var. Tabii. Sadece buna bel bağlamamak lazım. Ama tabii ki bu konuda çalışmanın önemi. Eşleşme fazla. Nasıl bir şey biliyor musun Sadıç? Nasıl hocam? Ne fala inan ne falsız kal. Öyle değil mi hocam? Yani eğer ki bir gün, ben etrafımdaki arkadaşlarımla hep tartışıyorum. Eğer bir gün biriniz diyorum ki, ben de kendince bu konuda mütevazı davranmayacağım. Yani çoğunun pedigrinin ne olduğunu bilmediği zaman buna çok ciddi kafa yoranlardanım. Eğer bir gün biri Eagle Eye'la Dane Hill'in neden aynı ya da birbirine yakın bir at olmadığını ispat ederse ben o gün o arkadaşla hiçbir şey konuşmam. Yani bunun ispatı yok. Evet hocam. Ana baba bir kardeşler ama evet, aralarında bir çok büyük fark var gerçekten. Yani birinin ismi Dünya Aygırı diyor. 7 kıtaya nam salmış. Muhteşem bir aygır. Hala torunlarını gördüğünde milyon dolarlar veriliyor. Yani hala tabii. Oğulları 250 bine çekiyor Warfront. Babadan, anadan her taraftan hala yürüyor. Tabii. Ötekisi maşallah. Ama Eagle Eye ülkemizde çok kullanıldığını bilmiyorum ama yine de kısrak babası olarak kötü değil yani. Belki beklentiler çok yüksek olduğu için başarısız gözüküyor. Evet, kıyaslandığı kardeş tabii çok başarılı olduğu için dediğin gibi Gökhan. Peki bu güzel görüntünün ardından maşallah diyelim ve geçelim efendim 5 Ocak tarihini noktalayıp 8 Ocak tarihine ve 8 Ocak'ta yani dün yapılan İstanbul'daki günün 4. koşusuna bakacağız. Mehmet Akar adına anısına düzenlenen bir kısa vade 6 koşuydu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizleri 2100 metre sentetik pistte bir araya getirdi. Invincible Baby kazandı ve Invincible Baby'nin de sentetik pistte bu mesafelerde yani 2000 evet özellikle 2100'de seri yaptı, seri. Son 3 2100 yarışını da kazanarak ben starta istiyorum bir zahmet. Hemen startı bir kez daha rica ettik sevgili Hande'den. Şimdi şöyle her at starttan aynı çıkmayabilir. Kimisinin birkaç aksiyona ihtiyacı vardır. Kimisinin 10 aksiyona 30 aksiyona ihtiyacı vardır ısınması için, adapte olması için. Ama bazı atlar start verildikten sonra o koşuda iyi koşacağını ya da iyi durumda olduğunu gösterebilir. Tabii ki bunu vücut diliyle ya da senin kendi kriterlere bakıldığında oynatalım lütfen. Şimdi start veriliyor. Yani Invincible Baby çıktı. Hepsi böyle bir iki aksiyon yapıp yarışa başladıktan sonra öyle güzel aksiyonlara öyle dolu öne geldi ki. Yani Corcovado gibi önde giden tempo yapan bir ata yani hatırına az binaen müsaade etti yani kantarma evet, doldu. İçteki sarı falan. Aynen öyle. Yol boyunca da dolu kantarma ve gitti. Koşuyu bence Manakas'a çok kolay kazandı. Biraz önce Angels Boy için söylediklerimiz belki Invincible Baby bu kadar grup birileri bir şey diyemiyorum ama bu zaman neyine işliyor? Çok ciddi yarışlarda da bir şeyler yapacağını inanıyorum. Yani daha iyi neticeler yapacağını inanıyorum. Çünkü geçen sene handikap koşulardan kısa vade bandına çıktı. O kadar gözü hoş güzel dereceler kazandı ki bu koşu benim için sürpriz olmadı. Tabii ki koşuda Corcovado'nun olması, diğer birçok safkanın, Victor Izars gibi kaliteli atların, diğer atların kısa vade bandında başarılı olmaları önemli ama Victor Izars gününde olduğunda zaten neler yapabildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem yaşı ilerledi hem sıkıntısı olan bir at. Hala mücadele içerisinde bence başarılı. Corcovado
Bana kalırsa koşuda çok yavaş bir tempo yok ama daha süratli gittiği yarışlara dair koşuyor. Tabii ki bu at el değiştirdi, sahip değiştirdi. Şimdi bir atı siz 2 yıl, 3 yıl başarılı koşup tekrardan bir el değiştirdiğinizde o atın bir düzeni oluyor. O bir istikrarı oluyor. Yeni ele geçiyor. O orada idmanı gelişiyor, yemi değişiyor veyahut da el değişiyor diyelim. Kolay değil. Bana kalırsa çok kötü koşu diyemem Corcovado'ya. Bir iki yarışa ihtiyacı var. Bu anlattığım kriterler önemli. Sahip değiştirdiği zaman başarılı olmuş bir ekürüden aynı zaman hani iki yıl üst üste aynı siteye gidip de el değiştirince bir anda çok başarı beklemek haksızlık olur. Corcovado beklenen altında koşsa da bana kalırsa biraz daha hızlı gitmesi gerekiyordu ve bir iki yarışa koşuya ihtiyacı var. Koşuyu ikinci bitiren Galando Solo hemen Corcovado'nun yanında gitti. Düzlüklerin önünde öne çıktı. En iyisini yaptı. Çok da başarılı koştu. Fakat kazanan Invincible'ı yapacak hiçbir şey yok. Çünkü startta anlattığımın ardında koşun her yerinde kolay gidiyor. Hızdansa arkalarda tutuyor. Yavaş gitse Kantarma Sulenler'si üstlerine çıkacak. Son üstünden sonra da hadi dedi. Kamçı teşvik almadan koşuyu kazanmasını bildi. Her ne kadar kış sezonunda sentetik pistte iyi dereceler görsek de 2-11 böylesi bir yarışta kazanan atın çok zorlamadan yapması bence kayda değerdi. Çok iyi bir sezon bekliyor Invincible Baby'yi maşallahlı şu görüntüsüyle de. Maşallah diyelim. Gerçekten Headman'i de bir anlamda performansı itibariyle hatırlatıyor. Yükselerek başarılı devam etmesi. Hem bu Invincible Baby'nin annesi Carly Baby de yani çok çok iyi bir at. Bunun aslında bir tayı vardı Aquaturan diye Lineart'tan. Satışlara geldiğinde çok dikkat çekmişti. Ben son zamanlarda o kadar güzel bir tay görmemiştim. Bir aksilikler yaşadı. İstedikleri yarışı yapamadı ama iyi bir anne olduğu kesin. Bunu da zaten Invincible Baby'le de gösteriyor. Zamanda lehine. Gerçekten öyle. Gidelim yurt dışında Gulfstream Park'ta Altılı Ganya'nın ikinci ayağına değerli yarışseverler. Ardından format tüm hızıyla devam edecek. Sayın yarışseverler, Gulfstream Park'ta günün üçüncü koşusuna katılacak olan 3 yaşlı dişi İngiliz tayları kum pistteler ve 1200 metre start gerisine geldiler. Bu arada Gulfstream Park yarışlarında bu akşam Altılı Ganyan'da 395.117 lira dağıtılacak. 1 numaralı Silver Plus ve 6 numaralı Mats Light Wicket kulvarlarındaki yerlerini aldılar. 2 numaralı Fashion Frame giriş hazırlığı yapıyor. Fashion Frame box'taki yerini alıyor. 7 numaralı I'm a Ginger giriş hazırlığı yapıyor. 3 numaralı Uncaptured Ruby de edeklendi ve onlar Starting box'taki yerlerini aldılar. 4 numaralı Rye Street ve 8 numaralı Flow Zeno giriş hazırlığı yapıyorlar. Onlar da box'taki yerlerini aldılar. Beş numaralı Sweet Mia ve 9 numaralı Lake Parima. Bunlardan 9 numaralı Lake Parima starttaki yerini alıyor. 5 numaralı Sweet Mia giriş hazırlığı yapıyor. 5 numaralı Sweet Mia'nın giriş hazırlıkları devam ediyor. İlk kez start alacak Tay, Ayrit Ortiz Junior ile koşuya katılıyor ve o da kulvarındaki yerini aldı. 10 numaralı Ginger on My Mind da kulvarındaki yerini alıyor. Taylar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 1 numaralı Silver Palace 2 boy, 4 numaralı Rice Street 1 boy geç çıktı. 3 numaralı Uncaptured Ruby numarayı aldı. 1 boy farklı bir liderlikte. Şimdi 6 numaralı Mass Light Wicket'ın önünde ve 5 numaralı Sweet Mia ikilisinin önünde liderdi. Ancak dış kulvardan 5 numaralı Sweet Mia onun yanından 6 numaralı Mass Light Wicket ikilisi atak yapıyorlar. Ve 1000 metre start yeri geçilirken orta kulvardan koşunun liderliğini 5 numaralı Sweet Mia alıyor. 1-1,5 boy farklı bir liderlikte. Son 600 metreye 5 numaralı Sweet Mia önde gidiyor. İkinciliğe dış kulvardan 6 numaralı Mass Light Wicket takıldı. 3 numaralı Uncaptured Ruby üçüncülükte. 4 boy gerilerinde 2 numaralı Fashion Frame. Son 600 metre geçilirken önde 1,5 boy farklı liderliğini 5 numaralı Sweet Mia koruyor. Yine ikincilikte 6 numaralı Mass Light Wicket var. Onu yakalama gayretleri içerisinde ve şimdi yakalıyor da ve ondan koşunun liderliğini almaya çalışıyor. Dış kulvarda 5 numaralı Sweet Mia, dış kulvarda 6 numaralı Mass Light Wicket düzlüğe tek at gibi çıktılar ve içeriden 5 numaraları yeniden Sweet Mia hakim oluyor.
Bir boy farklı 5 numaralı Sweet Me önde. 6 numaralı Mass Light Vicat en dış kulvardan 3 numaralı Uncaptured Ruby saldırıyorlar. 2 at boyu kadar 5 numaralı Sweet Me önde koşunun son 100 metresi. 4 boy önde 5 numaralı Sweet Me. Ayrı Tortoz Junior ile potayı 5 numaralı Sweet Me buluyor. 6 numaralı Mass Light Vicat ikinci. 3 numaralı Uncaptured Ruby yarışı 3. olarak tamamladı sayın yarışseverler. Günün 3. koşusunu 5 numaralı Sweet Me Ayrı Tortoz Junior ile kazandı. Değerli yarışseverler, Gulfstream Park koşuları tüm hızıyla devam ederken biz de formata efendim tüm hızımızla devam edeceğiz. Ama öncesinde kısa bir ara verelim, ardından yine tüm hızımızla format devam ediyor olacak. Gulfstream Park yarışları TŞK TV ve Tay TV'de. 10 Ocak Cuma akşamı 7 koşulu Gulfstream Park yarışlarında ilk koşu saat 20.35'te Altılı Ganyan ise ikinci koşuyla birlikte saat 21.04'te başlayacak. Ünlü isimleri at dünyasıyla buluşturan Yarış Magazin ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Ferdi Akıncı'nın sunduğu Yarış Magazin'in bu haftaki konuğu, gösterimi hala devam eden Naim filminde dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran, One İlki filme hazırlayan eski dünya vücut geliştirme şampiyonu Mehmet Kasap. Ben geçen yıl karar verdim zaten, tamam dedim, ben artık gönlümde olanı yapacağım. Hipodromda bir atım olsun istiyorum, yarışlarımı izlemek istiyorum. De kazanmanın da mutluluğunu, sevincini bildiğim için, tadını bildiğim için. Yarış Magazin yeni bölümüyle pazar günü saat 9.30'da TJK TV'de. Kaçırmayın. Kış sezonu boyunca İstanbul ve Adana yarışlarına katılacak saptanların galop, sprint ve kenterlerine yönelik görüntü, bilgi ve raporlar idman pistinde. Kaçırmayın. Pazartesi akşamlarının merakla beklenen programı Farklı Analiz, her hafta atçılığın gündemini belirlemeye devam ediyor. Bir tarafta İmparator Süleyman Aktı, diğer tarafta deneyimli yarış yazarı Atahan Zilcioğlu. Haftanın tüm atçılık haberleri, koşulara yönelik farklı yorumlar,
Farklı yarış analizleri, hepsi ve daha fazlası bu programda. Enver Arslan soruyor, Süleyman Aktı ve Atahan Zilcioğlu kendilerine özgü yorum ve değerlendirmeleriyle evlerinize konuk oluyor. Farklı analiz, pazartesi akşamları saat 21.30'da TJK TV ve TAR TV'de. Kaçırmayın. Yarış dünyasının yükselen değeri format ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Sadık Zirenk soruyor, farklı yorum ve analizleriyle Gökhan Gül ve Suat Demiral cevap veriyor. Yurt içi ve yurt dışından atçılıkla ilgili tüm haber ve detaylar, hafta sonu düzenlenecek önemli koşullara yönelik değerlendirmeler, hepsi ve daha fazlası formatta. Format her perşembe saat 21.30'da TJK TV ve TAR TV'de. Kaçırmayın. Haftanın tüm isimli koşuları, koşulara dair analizler, bilgiler, özel notlar ve tanıtımlar. Haftanın yarış ajandası açılıyor. Koşularla ilgili bütün detaylar ekrana geliyor. Ece Marucan ve Şair Genceloy'la haftalık ajanda her pazartesi TJK TV'de. Koşulara yönelik günlük analiz ve değerlendirmeler yarış zamanında. Esengök, Hilal Ergenekon, Canan Arslan, Zadik Gökoğlu ve Sadık Zirenk moderatörlüğünde at yarışları dünyamızın birbirinden değerli yorumcuları farklı istatistik ve grafikler eşliğinde günü değerlendiriyor, yarışlara farklı açılardan ışık tutuyor. Onların tek bir amacı var. Güne dair ne varsa yarışseverlere aktarmak. Yarış zamanı haftanın her günü ilk yarıştan 2 saat önce TJK TV'de. Kaçırmayın. Evine en yakın pastaneyi biliyorsun. Peki afet ve acil durum toplanma alanını biliyor musun? Canın sağ olsun demek isterdik ama sen de Türkiye.gov.tr'den yaşadığın yere en yakın afet ve acil durum toplanma alanını öğren ki canın sağ olsun. Hep huzurlu kalalım diye afetlere hazır ol. Efendim saatlerimiz de tam 22.20'yi gösterirken kısa bir ara vermiş olduk. Yurt dışı yarış heyecanı ve sonrasında ama tüm hızımızla formata devam ediyoruz. Az önce konuştuğumuz İstanbul'da 8 Ocak günü yapılan Mehmet Akar koşusu için bir ilaven olacak mı sevgili Gökhan? Aslında koşuyu anlatırken, analiz ederken Kerem Baltacı mesaj attı. Hı hı. Karlı Bey'i bir anlatıyordum. Transfer olmuş. Üçüncü transfer bu yalnız. Ekibisine. Annesi bir yıl içinde üçüncü transferi bu. Üç sahip değiştirdi. Karlı Beybi'nin üçüncü transferi olmuş. Şu an son transfer haberi Aksoy geldi. Tuban İzzet Aksoy ekibisine geçmiş. Kerem mesaj attı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Karlı Beybi'nin de şu ana kadarki yavrularına şöyle bir baktığımızda. Benim dediğim Akbaturan'da. Akbaturan gördüm. Evet, daha büyük. 8 yaşlı. Daha doğrusu ikinci tayıymış Akbaturan. Evet. Ama 5 yarış koşabilmiş. Koşamadı. Sadece. Koşamadı. Tam nedeni bilmiyorum ama görünüm olarak bir line art temsilcisiydi. Hı hı. Muhteşem bir at. Carly Baby'nin de en başarılı yavrusu olduğunun altını çizelim ve devam edelim efendim. İstanbul'da 8 Ocak günü yapılan günün 4. koşusunu değerlendirdik. Aynı gün Bursa'da 5. koşuya gideceğiz şimdi ve Bursa'da... Hiç konuşmadım ben. Konuşmadınız mı hocam? Hayır. Kusura bakmayın hocam, ben tempoyu arttırayım derken geçtim. Hemen biz Hande'den tekrar görüntüyü isteyip Invincible Baby'nin performansı için sözü size bırakalım. Invincible Baby'nin bir özelliği de babasının da en iyi tayı. Evet. Yani Invincible San'ın şeftörü ise en çok kazanan atı. Bilinen stiliyle Corcovado öne çıktı. Belliydi. Halis Karataş uyutarak kazanmayı çok istedi, uğraştı. Fakat at güzel bir istirahat dönemi geçirmiş. Bu
kışın soğuk gecesinde, hatta yarışın koştuğu dakikalarda hafif sulu kar yağışı başlamıştı. Oldukça güzel bir görünüm vardı. Bir sonraki yarışında olmasa bile üçüncü yarışından sonra gerçek bir Corcovado'yu etkili yarışlarını tekrar seyrederiz kanaatindeyim. Ganandoso da çok iyi koştu. Agüero yarış bir tık yavaş gitti ve yavaş başladığında çok geride kaldı. Ve o dezavantajını neticeye yansıtamadı. Victor Isaur son iki yarıştır iyi koşmuyor. Pek net bilmemekle beraber mümkündür, olabilir. Belki bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilir. Diğer atlarda çok yarışı etkileyici bir performans seyredemedik. Yalnız Invincible Baby'nin en büyük özelliği yarışın her yerinde jokeyin işini o kadar kolaylaştırdı ki. Yani hem önde giden Corcovado'ya yakın gidiyor. İstediği an yarışa hükmedecek izlenim veriyor. Güçlü bir safkan, yere sağlam basıyor ve istediği anda arkadan yürüyecekmiş gibi gidiyor. Tabii yarış içinde bu kadar ele tabi gidip jokeyin işini zora sokmayan at 1-0 galiptir her zaman için. Kesinlikle öyle hocam ve dediğiniz gibi buralarda da ne kadar rahat. Her yerde kolay. Ya yani bu tempoda kolay gidip sürekli. Startla birlikte koşuyor hakim. Her yerde hakim. Buralarda adeta böyle bir telaş yaptı yani, hiç kolay. Şey yapmadı. Aynen. Zaten Gökhan'ın sevdiği stiller. Vallahi böyle atı Gökhan değil, herkes sever ya. Sen de misin? Sen de Gökhan, sen de seversin Gökhan. Kolay. Sen sevmez misin? Bütün Gökhanlar sever. Bütün Gökhanlar zaten Gökhan olmasına gerek yok yani. Bütün Gökhanlar iyi jockey oldu zaten. Aynen öyle. O da çok doğru. ve bu son metreleri kesmeyelim gerçekten. Bu güzel derece ele tabi. Yalnız Agüero bir sonraki yarışta daha etkili bir yarış sergiler. Yarışın çünkü başında çok geri kaldı. Aslında ve her yarışında kaçırdı yarış. Her yarışında böyle bir izlenim var ama bir türlü kopup gelemiyor. Evet. Kazanana bir şey yapamazdı ama ikincilik mücadelesi olurdu. Evet, olabilirdi. Diyelim ve bu kez 5 Ocak, 8 Ocak tarihinde Bursa'daki 5. koşuya geçelim efendim ve ekranlara da o mücadele gelmeye başlayacak. Kısa vade 6 bir koşu, 4 ve yukarı yaşlı dişi İngilizleri bir araya getiren, 4 yaşlı olarak da 4 kısrağın katıldığı koşuyu grubun en yaşlı olan ismi Prenses D kazandı ve favoriydi. %53 AGF ile Kadir Tokaçoğlu'yla bekleneni yaptı, kazandı sevgili Gökhan, ne dersin? Prenses D, Kocaeli, İzmir ve Bursa bu üç attığı çok iyi kullanıyor. Ne zaman? Yaz sezonu, kış sezonunda. Yazın da tabii ki çok iyi yarışı var. Hatta grup 2 koşu kazandığında Ankara'da yazdı hava yazın. Fakat burada koşu lehine gidiyor. Neden? Bu koşuya bakıldığı zaman Angeletta'nın, Don Estate'in, Innovation'ın önlerde süratli gitmesi, tempo yapması değil, süratli gitmesi. Süratli gittikleri zaman ne olacak? İster istemez erken yıpranıyorlar, ister istemez nefesi, kondisyonu, beklenenin altında kalıyor. Yani çünkü bir nefese bitirmeye çalışıyorlar. Aynı sitede atlar var, çıktı yürüttürdü, öbürü onun peşine takılıyor, onun peşine de öbürü takıldı. Bir ağzı istin atını alamıyor, bir aksiyonu tamamladığı zaman biraz rahatlatamıyor. Hep baskı. Sonu gelmesi çok zor. Bunlardan yararlanan en ciddi olan Prenses D'ydi. Çünkü Prenses D gününde olduğunda, anlattığım kriterler lehine olduğunda kazanıyor. Özellikle bu tarz rakiplerini geçiyor. Yazın çok daha önemli yarışlarda beklentiler yüksek olan Queen of Proti son metrelerde etkili gelişiyle ikinciliğe girmesi dikkat çekti. Kazanana bugün yapabileceği hiçbir şey yoktu. Fakat Bursa'da kışın iyi bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Ama Prenses D de hakikaten çok iyi bir at. İlgilerini de kutlamak lazım. Çünkü bakıldığı zaman 2000'e yakın bir kazanç, bir kısrak. Bu 3 hipodromu, hatta Ankara'da grup 2 kazandığı 3 yıldır üst üste koşuyor, kolay değil. Yani ve mesela grup 2 A2 yarışlarda bekleneni veremedi. Ama kısa vade koşularda o kadar istikrarlı ki o kazancı... Grup 2'yi de tutarak kazandı ama bir yıl evvel. Öyle mi? Tabii Kattım, Ankara'da öyle mi? Alice Kartaş'la çok kolay bir yarış kazandı. Hatta A2'de doğru. Hadi bile demedi yani. Aynen. Çok doğru. Çok çok iyi bir at. Yani bir dişi İngiliz atının 3 yıl koşması, 3-4 hipodromda başarılı olması, 2 milyon yakın kazanç sağlaması çok nedenli iyi bir at olduğunu ve ilgilerini de kutlamak gerekir. Prenses D ve ilgilerini bir kez daha kutlayalım. Bu arada kış sezonu geldi. Kadir Tokaçoğlu tekrardan sahnelere çıktı. İyi bir sezon geçecek bu sene. İlk kez Kadir Tokaçoğlu'yla kazandı ve o viraja girilirken hocam arkalarda, yani grubun son sırasında 2-3 safkan yan yanaydı. Ben mesela oralarda bu zorlanacak, yani kazanması zor olabilir diye aklımdan geçirmiştim. Fakat hiç de öyle olmadı. Ama bak, Kadir usta bir jockey. Altındaki atı o kadar rahat hissediyor ki bir buralarda yürütürken hafif bir sopa kullandı. O atı yani öyle yalandan itiyor. Tatlı tatlı itiyor. Atı her zaman yarışa hakimiyet sağlayıp
kazanabileceği hissi onda uyanmış ki tabii Kadir kardeşimiz yaklaşık 20-25 senelik bir jokey. Minimum bildiğim kadarıyla 25 sene civarı jokeylik yapan yetenekli bir kardeşimiz. Altındaki atın da kalibresini ölçebilecek seviyeye ve yeteneğe sahip bir jokey. 9484 at binip 1284 tanesiyle kazanmış bir isim. Şimdi şöyle bir şey, yıllarca o pistin hakimiydi. Hala da yine öyle. Her ne kadar son yıllarda Murat Gündüzeli kardeşimiz ve Tolga Yıldız'ın son 2 yıldır çıkışı var. Ama yine onlarla da başa çıkıyor. Kolay değil yani. Uzun yıllardır Bursa pistinin, yani Bursa olarak seçersen kazancını. Şimdi seçtim 530 hocam. 1284'ün 530'u da Bursa'da. Oldukça fazla kazanan bir jockey. Belki de Bursa'nın en çok kazanan ismi olabilir. Kesinlikle. En Murat Gündüzeli ile birlikte öyledir. Ona da bakayım. Tabii. Murat Gündüzeli de tabii onun ciddi bir rakibi. Her ne kadar Kadir fazla bile olsa yaştan dolayı fazladır. Hı hı. Kadir çünkü yaş olarak abisi. Daha ileri yaş tabii. Bak buralarda hiç yarış içerilerden güzel kısa koştu. Yürüyeceği zaman acele etmedi. Çünkü öndeki atlara geçebileceği hissini uyandı. Zaten ağır favori giriyordu yarışa. At çok yetenekli bir safkan. Türkiye'deki iyi dişilerden bir tanesi. Ama Gökhan'ın az önce bahsettiği üzere geçtiğimiz yıl 3 yaşında Queen of Protein'in ciddi atlarlı çok ciddi yarışlarını seyrettik. Evet. Queen of Protein gerek orijini gerek görüntüsüyle verdiği aranın ardından bir beşincilik yaptı. Aksiyonları göze çok hoş gelmese bile bugün için yaptığı ikincilik değerlidir. Ama önümüzdeki yaz çim yarışlarında ciddi atlarla birlikte seyretmek isteyeceğimiz bir at. Hocam Murat Gündüzeli ile Kadir Tokaçoğlu çok ilginç. Her ikisi de 9400 civarında at binmiş. Birincilik sayıları da yakın. 1200 küsürdü Kadir Tokaçoğlu. 1192 Murat Gündüzeli ama Murat Gündüzeli Bursa'da çok daha iyi. Şöyle, 876 tabii. Birinci. Şöyle Kadir Tokaçoğlu ile Murat Gündüzeli'nin kilo fark aralarına fark var. Tabii ki. Kilo Kadir mesela kışın 56'lara yazın 54'lere nadir biner. Murat 52 kilora biniyor. Hatta 51 kilolarda da çok gördük. O yüzden yıllarca bindi. Yıllarca bindi. O yüzden Murat'ın Suat abinin anlattığı o yılları o kilo farkından daha fazla at binerek ve daha fazla her yerde, kazanarak daha farklı şehirlerde kapatmıştır. Kadir biraz ki, daha lokal. Yani mahalli iyi sanatçı. Her yarış binemez zaten hocam. Yani bitmez. Binemez. Tebrik edelim, başarıları daim olsun diyelim, safkan içinde ayakları düz bassın diyelim ve bugüne gelelim efendim. 9 Ocak günü 5. koşuya bakacağız. İzmir'de saat 16.30'da koşulan baba saat koşusu grup 3 mücadeleydi. 4 ve yukarı yaşlı Arapları bir araya getiren 2200 metrelik koşuda Memduha'da İzmir'e dönünce birinciliklerine yeniden başladı mı Gökhan? Evet başladı. Bıraktığı yerden devam ediyor. Zaten Memduha biliyorsunuz geçen sene çok gündemimizdeydi doğal olarak. Çok iyi yarışlar yapıyordu. Hatta İzmir'de yaptığı performansa karşılık şu an için onu geçebilecek at yok diye de yorumlar yapmıştık. Ve ardından Kocaeli bir yarış kazandı. Sonra Çim'de bir ikinciliği yazın beklenen altında kaldı ama çok koşmadı zaten. 6. yerden 8. yere geçti. Sonrasında bir koşu. Fakat kaldığı yerden devam ediyor. Sözü çok doğru. Startta birlikte 2200 metrelik bir koşuda liderliği alıp ve bu liderliği fotoya kadar sürdürmekten daha ziyade gelen rakiplerin yanına bile yaklaştırmadan fotoya önde geçti. 5 ve kadar da fark yaptı. Gününde olduğunda İzmir pistine iyi koşan Ertemiz Oğuz Boylu Çaltepe sırasıyla bitti. Zaten iyi bir Memduha bu rakiplerini kolay geçmişti. Geçmesi de normal. Ama bir ara vermesi ardına 2200 metre koşması acaba mı dedirtti ama bence hiç öyle bir durumda değil. Şu an için İzmir'in bana kalırsa 4 ve yukarı yaşların en iyi, en iddialı atlarından bir tanesi. İzmir'de öyleydi. Bu sene de devam ettiriyor. Ben kolay kolay rakibinin olduğunu düşünmüyorum. En azından yaşıtlarıyla start aldığında. Maşallah aldı. Belki baş hükümdarla bir araya gelirseler. Değil mi? Şimdi benim ama tam aklımdan o geçiyordu. Merakla beklenecek mücadelelerden biri olma yolunda ilerliyor. Yeni yıl döndüğü için 5 yukarı devam eder Memduha. Baş hükümdarda muhtemelen 4 yaşları devam edecektir. Olması gerektiği gibi. Ama çok iyi bir at. Çok güçlü bir at. Kumun çok farklı bir atı. İzmir'in belki yaz sezonunda İzmir düşünerek hareket edilse bir kalamış olmak kolay değil ama sanki onun gibi bir izleni var. Niye? Stili de ona benziyor. Hı hı. Onun gibi önde giden, tempo yapan, hadi dediğinde durmayan, gayretli bir at.
Şu an 5 yaşında, 6 yaşına gelince tekrardan İzmir'de bu formda olursa bence çok daha yarışa yarayacak. Özellikle yaz sezonu çok üzülmezse. Evet, annesi Ceren'imin de 11 tayı var ve 11'i de koşmuş ve para kazanmış hocam. İki tane de milyon barajını geçen var. Evet. Biri Gülfem, biri de Memduha, milyon barajını da geçen iki isim. Ama pardon hocam, şey çok önemli yani. 10'da 11'de 11 kazanç var. İnanılmaz. Az os fark etmez hepsi. Yani bir tek Seyyah çok Fikri çok az kazanmış ama Hande Sultan'la birlikte. O da koşmuş netice itibariyle. Evet. O da çok önemli. Altı çizilesi bir durum. Değil mi hocam? Evet. Verdiği yaklaşık 5 aylık aranın ardından yaptığı tempo güzel bir birincilikle taşlandırdı. Klasat böyledir. Ben geçtiğimiz yaz senatta büyük bir koşuda üstüne basa basa beni çok sıkıştırdın. Evet, ben de hocam vermemekteki ısrarımı sürdürdüm. Sürdürdünüz. Şimdi ve tabelalar ortada yapmamıştı o gün. Menajerin ortada. At ayağına rahat gelen pisti o kadar sever ve arar ki daha bir daha o pistten başka yerde koşmayı psikolojik olarak da istemez. Evet. Tabii buna neden olan bir takım sıkıntıları da muhakkak evet vardır. Yani bunlar yoksa çok kabadayı atlar. Öyle kolay kolay ufak tefek sorunlara kulak asmazlar tesir etmezler. Göğüs kere bak görüyorsun evet, at kulaklara bak. Ne kadar gövdesinden gidiyor ve arkadakiler üstüne gelemiyor. Gelmeye cesaret edemiyorlar ve hemen o nasıl hızlanıyor burada. Evet. Ya dişten sertlik yapıyor tabii, yarışta. Kızıyor. Yani, o derece. Arkasındakinden aslında ona bir anlamda zarar veriyorlar. Onun önünde biraz o daha böyle bu bir arada ata yaramış değil mi? Yaramış, rahatlamış. Erken gitti herhalde biraz da. Burada çünkü hava şartları İzmir'de daha elverişli. Fakat Sadıkçığım geçen programda hatırlarsan Ertemiz için bir şey söylemiştim. Evet hocam. İkincisi biraz daha hızlı tempoda gitseydi bugün daha farklı bir Ertemiz seyrederdik ve ilk yarışında da seyredeceğiz dedim. Ertemiz de bizi yanıltmadı. Güzel bir yarış sergiledi. Benim beklediğim bir neticeydi bu netice. Oğuz Boylu'nun hala belki İzmir'le ilgili bir uyum sorunu ve ters saha sorunu seziyorum. Ben aynı fikirdeyim. Uzun bir at. Düzlükleri rahat koşuyor. Döndükten sonra ani hızlanamıyor. Hocam geliyor, her yerde bindiriyor. İsteksiz gidiyor ama bakar mısın yani? Hiç yani bir dolu gitme. Bak buralara sanki evet biraz sonra kazıklayacakmış gibi duracakmış gibi diyor. Farkında mısın? At burayı yani sevmediği kesin. Aynen. Kuvvetli gibi duruyor. Benim yine şahsi algıladığım fikrim bu. Yoksa bildiğimiz Oğuz Boylu tamam belki bugün için değil belki sezon boyunca Memduha'yı geçemeyebilir ama bu kadar da fark yemez. Yememesi gerektiğini yani buralarda biraz böyle adepte olur gibi oldu. Karşılarda sanki bırakacak gibi. Evet. Yani bir türlü şey yapmıyor. Çok istekli ve akışlı gitmiyor. Değil, değil, değil. Akmıyor. Akmıyor da kokmuyor da hiçbir türlü böyle bir şey etkili gelmiyor. Buralarda baksana tekrardan bıraktı. Tekrar bıraktı yarışı. İşte dönüşlerde bırakıyor, düz yolları iyi koşuyor. Virajları iyi koşamıyor. Acaba biraz virajları mı dönemiyor? Sert geliyor. Ters bana mi geliyor? Kısa ve ters geliyor. Sıkıntısını bilemiyorum ama rahat değil at yani. At rahat değil. Peki bu güzel mücadelede daha doğrusu tabii ki Memduha'nın bir anlamda dönüşünün gerçekleştirildiği koşuda biz de değerlendirmeleri almış olduk. Devam edeceğiz. Bu kez artık geçtiğimiz günlerin koşularına bir nokta koyup önümüzdeki 3 güne bakacağız. Yarın cumartesi ve pazar günü yapılacak olan koşulara değineceğiz ama tabii seçtiğimiz 5 koşuya bakacağız. Önce yarın Adana'da yapılacak olan günün 5. koşusu gelecek ekranlara tablo olarak geldi bile Adana koşusu. Çünkü bu koşu bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde hava muhalefeti güzel nedeniyle. Güzel Adana yok ama Adana koşusu var. İzmir'de güzel İzmir var. Var evet doğru. Ertelenen bir koşuydu. Bir kez daha yorumlayalım. Geçtiğimiz perşembede tamam yorumladık bu koşuyu değil mi? Tabii ki yorumlarız. Şimdi her şeyden önce Artuklu Adana'yı çok seviyor. Aşamez öyle. Çelik Hakan çok istikrarlı bir at, güçlü bir at. Domaniç biliyorsunuz ki ben her kazandığı yarışın ardından bir grup yarışa çıkıp kazanabilir diye yorumumu sürdürüyorum ısrarla. Domaniç ve Mehmet Akyavuz. Aynen. Yoldaşan'ın istikrarı var. Bana kalırsa bugün içinde her şey lehine gözüküyor. Ve Ateş Bibi o kadar yetenekli bir at ki. Yani zaten 3 yaşlığında yaptıkları ardından Adana'ya gittiğinde çok ciddi bir kaza atlattı. Öyle bir kazanın ardından tekrardan toparlayıp grup koşularda kazanmak kolay değil. Atın yeteneği çok yüksek. Atın ilgilerini kutlamak lazım. 6 tane at koşuyor. Bakıyorsunuz ki her biri yenilen handikap puanlarında bir Yoldaşan 92. Diğerleri %119 handikap puanla aşamaz. Artık 100 handikapın üstünde atlar. Dolayısıyla da 2000 metre. Şimdi bu koşu hataya yer yok. Bu koşudaki jokeyler inisiyatif alabilecek noktadalar. Nedeni ise önlerde gidecek atlar var ama ne kadar hızlı gidecekler. Mesela Artuklu
İstanbul'da bekleyip kazandı. Şimdi daha öncelerine çıkıp önde tempo kurup gidiyordu. Bugün aynısını mı yapacak? Aynısını yaparsa Domenech ona müsaade edecek mi? Yoldaşlar ne kadar yakın gidecek? Çelik Kalkan Aşamez'de Ateş Bibi mi bekleyecek? Ateş Bibi liderliği alıp önde gittiği koşularda hayatının en rahat birincini elde etti. Böyle bir mi taktik uygulayacak? O yüzden de çok karışık bir koşu, çok zevkli bir koşu. Bu anlamda start verildikten sonra bazı taktikler değişecek. Yani çıkıp başlıyorsunuz yarışa, kafanızdaki bir stil var ama aynı statlar oldu hemen B planına geçebilecek bir durum söz konusu. O yüzden de çok zor bir koşu. Ben her şeye rağmen Ateş Bibi'nin lehine gideceğini düşünüyorum koşu. Çünkü sonuçta burada çok yavaş gitmeyeceğini, Ateş Bibi arkalarda bekleyeceğini, boşlukta kalacağını. Ama gününde iyi olduğunda da Aşamez'de bu rakiplerini geçiyor. Dolayısıyla da ben bu iki atı ön planda öneriyorum. Ama diğer atların da kesinlikle şansının olduğunu belirtmek isterim. Fakat bence bu koşuyu dikkatli izlemek lazım. Koşu içerisinde hata yer olmayan Jockey inisiyatifi tabii ki atların performansının belirlediği ama harika bir koşu olacak. Adana Gus. Gerçekten öyle. Ertelenen koşu. Ben geçen hafta konuştuk dedim ama karıştırdım. Biz salı günü yarış zamanında detaylı konuşmuştuk. Artık var yarış zamanı. Bu değişiyor. Aile içerisinde. Aynen öyle. Hocam bu koşuyla ilgili geçtiğimiz yılların şöyle bir performansına bakınca dikkatimi çekti. Aşemez son 3 yılda da vardı. Geçen yıl 3. ondan önceki 2 yılda ikincilikler elde etmişti. 4. yılı bu. Artık kazanmasının vakti geldi diye düşünüyorum ben bu açıdan bakınca ama. Bu koşuyu kazanamamış mı daha önce? Hayır. 2 ikinci bir 3. hocam. Evet. Şanssızlığı kırma zamanı gelmiş diyorsun ama evet. Genç bir kız var. Ateş Bibi oldukça sert bir rakip ve tek dişi. Evet, senin istatistiklerini örtüşen. Oradan da Ateş Bibi devreye hemen giriyor. Evet. Hem performansı hem istatistiği. Çelik Kalkan enteresan bir at. Geçtiğimiz yaz sezonunda Ankara'da zaman zaman enteresan yarışlarını izledik. Domenech için az önce Gökhan'ın bahsettiği üzere belki bu tarz rakiplere karşı olmasa bile bunlarla da boğuşan bir at zaman zaman. Yoldaşan çok çıkışta sürpriz bir safkan ama her şeye rağmen Halis Karataş'ta startlanan Ateş Bibi bir adım önde görünüyor. Artuklu, ben Artuklu'ya Mücahit Bayır bindiği zaman tutanlardanım. Çünkü aykırı bir istatistiği var, sen de biliyorsun. Evet, evet hocam. Çok ciddi. Yani çok ciddi. Biraz da karşı düzlükten startlan çıkınca, İstanbul'da çünkü burada bir yaramazlık yaptı hatırlarsanız. Evet. Yani bu ihtimal her şeye rağmen yine var. Garip bir durum. Şimdi bu aykırı istatistik dedin ya hocam, benim son şans diye bir at vardı. İyi hatırladım. Bahri Konuk. Yani çok güçlü ve yetenekli Yaşar abi, Adanalı Yaşar abinin tutamazdı atıyordu. O neredeyse onu. Ben Yaşar Kılıç'ın atıydı. Çok rahat çalışırdı. Bahri abini tutamadı, ben tuttuğumdan değil. At benim kantarımı biliyordu. Kimin abisiydi o at biliyor musun? Ya çok çok iyi bir kanatlı vardı ama çok eski atım. Ben onu bilip yarış bile kazandım. Uğur Bey inmez sahradır o. Ağa Karaca'nın. Ağa Karaca muhteşem. Dolayısıyla da yani artık bunun kantarmasını... Amansız rakibi kimdi o yıllarda? Avansız rakibi Osman Meto'nun sırdaşı. Sırdaş evet sırdaş. Birkaç tane vardı. Önlü arkalı çok o enteresan yarışlar yaptılar. Mersin'in açtığı Koşanay'ları vardı hocam. Koşanay biraz daha sonra. Birileri ikileri devam etti onların. Biraz daha önce biraz Koşanay. Biraz daha önce olabilir ama bir taneleri ona yaklaştı ben biliyorum. Koşanay 1-2-3 vardı ya o zamanlar böyle konuluyordu. Evet. Birkaç tane vardı. O yüzden de artık da şu an hocam binmiş muhakkak sürekli başarılı olabilir ama kantarmasını seviyor Mücahit'in. Yani Aşemez'in tabii ilerleyen yaşına rağmen ciddi bir klası var. Fakat ben öncelikle Ateş Bibi daha sonra Çelik Kalkan ve Aşemez tutanlardanım. Ateş Bibi, Çelik Kalkan ve sonrasında Aşemez diyor Suat hocamız. Biz de gelen tweetlerden paylaşalım. Ercan Bey, Ercan Çetin yine sürekli bizleri takip eden izleyicilerimizden hem iyi akşamlar hem iyi yayınlar dilemişler. Teşekkür ediyoruz. Yine çok formdasınız. Eski günlerdeki gibi demişler. Karayel, Seren, Demirkır, Albatur, Yavuzhan vesaire vesaire gibi diye de böyle bir benzetme yapmışlar. Teşekkür ederiz efendim. Metin Bey, Metin Sayman hem önce iyi yayınlar dilemişler hem de sonrasında sevgili Gökhan'a soru var diye görmüştüm. Evet. Gökhan Gül yakınlarda Adana'ya gelecek mi acaba diye de sormuştum. Daha yeni geldi. Ben daha yeni Adana'daydım. Hatta yani. Sosyal medyada yayınladım. Yağmur çoktu. Kapının önünde resim vardı hipodromun. Aynen öyle. Değerli büyüğümüz Beçetomu'nun çiftliğine ziyarete gittik. Taylarımızı kontrol ettik. Aktaş ve Çelik ekürüsüyle. Adana'da hakikaten bir gün kaldık.
Çok özlemişim Adana'yı çünkü uzun yıllar Adana'da kaldım Sadık. Ve kışın Adana hakikaten çok güzel. Tabii ki bu kış biraz fazla yağmur alıyor ama onun dışında hipodroma gidince burnum direğe sızladı. Yine orada çok güzel atlar gördüm, taylar. Dolayısıyla da Adana halkını da çok severim, orada yaşanmışlıklar var. Bir önümüzdeki ay tekrardan ziyaretimiz olacak. Artık oradaki, yani bu sefer gittiğimizde çok fazla haber veremedik çünkü çok programlı gittik, toplantılarımız vardı. Hı hı. Ama bir dahakine bir gün fazla kalıp orada dostlarla tekrardan görüşmek istiyoruz. Sağlık herkesin. Adana'ya giderken şöyle bir şey olurdu. Giderken çok isteyerek gidip dönerken ayağa gelmezdi. Değil mi hocam? Çok sevimli. Gerek halkının cana yakınlığı ve misafirperverliği, aynen, gerek iklimi, şehrin güzelliği. 1,5 günde tabii kilo aldık geldik. Daha Gerdan'a gittik. Gerdan'a da başladık. Adana güzeldir. Adana gerçekten keyiflidir. Ya, selam olsun diyelim. Şehirde gezerken aklına geliyor. Ne yiyeyim, ne içeyim diye. Yani çiftlik o moda sokuyor. Mi? Mesela ben Behçet abinin çiftliğini bir ziyaret etmiştim. Çok uzun yıllar oldu. 90'ın başlarıydı. O yediğimiz bulgur pilav ayranı hala tadını unutmam. O zaten çok meşhur. Çiftliklerde adettir Adana'da. Aynen öyle. Ben de Ekenler Ekürüsü'nde yemiştim ama yarış başlıyor. Evet. Hemen yurt dışında sevgili Onur Büke'ye sözü bırakıyoruz. Sevgili yarışseverler, Gafsa Team Park Hipodromu'nda 4. koşuya katılacak olan 3 yaşlı İngiliz tayları baksaki yerlerini almaya başladılar. 4. koşu Maiden satış koşusu, 1600 metre mesafede çim pistte koşulacak. Bu koşuda 13 ve 14 numaraya kayıtlı safkanlar start almayacaklar. 9 numaralı Upham ve 5 numaralı Next Stop Pokip yedeklendiler. Ve bu taylardan sonra 10 numaralı Beach Traffic giriş hazırlığı yapıyor. 6 numaralı St. Paddy's Daddy box'a yakın ve o da kulvarındaki yerini aldı. 11 numaralı Fire Fist starting box'taki yerini almak üzere. ...12 numaralı Declare Union. Daha geri planda bekliyor. 11 numaralı Fire Fist starting box'a çok yakın. 11 numaralı Fire Fist box'taki yerini alıyor. 12 numaralı Declare Union starttaki yerini alan sonuncu at oldu. Bu arada 10 numaralı Beach Traffic ön kapaklara çarptı ve açtı. Şu anda o kapaklar kapatılıyor. Ve taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Next Stop Pokip 2 boy tereddüdü çıktı. İç kulvardan 1 numaralı Inano Esra'ya atak yapıyor ve koşunun liderliğini almaya çalışıyor. 2 numaralı şimdi Just in the Nick of Time geldi ve koşunun liderliğini alıp 1400 metre start yeri geçilirken 1 boy farklı bir liderlik temin ediyor. İkinciliğe dış kulvardan 4 numaralı Blank Seekers arktı. Onların 3 boy gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Heroes Return 3.lükte. Daha sonra dış kulvarda 12 numaralı Declare Union 4.lükte. 1 boy gerilerinde 3 numaralı Dancing Downhill dışında 8 numaralı Let's Play Hardball var. Son 1000 metre start yerine doğru gidilirken 2 numaralı Just in the Nick of Time bir boy farklı liderliğini koruyor. 4 numaralı Blink Seeker ikincilikte hemen dışında 7 numaralı. Şimdi Heroes Return üçüncülüğe sokuldu ve koşunun son 1000 metre start yeri geçiliyor. 2 numaralı Just in the Nick of Time'ı dış kulvardan gelen 4 numaralı Blink Seeker yakalıyor ve onların hemen dışlarında 7 numaralı Heroes Return var ve koşunun son 600 metresine doğru geliyoruz. Az farklı liderliğini 2 numaralı Just in the Nick of Time koruyor. 4 numaralı Blink Seeker dışından 7 numaralı Heroes Return atak yapıyorlar. Aralarında da 12 numaralı Declare Union var. Bir boy gerilerinde 3 numaralı Dancing Downhill gerilerden 5 numaralı Next Stop Pokip'in de atakları var. Ve son viraj dönüldü. Düzlüğe bir boy farklı 2 numaralı Just in the Nick of Time önde çıkıyor. 4 numaralı Blink Seeker geliyor. Gerilerden 3 numaralı Dancing Downhill'in de atağı var. Koşunun son 200 metresi geçiliyor. Orta kulvardan 4 numaralı Blink Seeker dışından 3 numaralı Dancing Downhill geliyorlar. 3 numaralı Dancing Downhill rakiplerine ekarte ediyor. Son 100 metre geçilirken 2 boy önde potayı 3 numaralı Dancing Downhill buluyor. Günün başarılı jokeyi Tyler Gaffalione. 2 numaralı Justin de Nico Time koşuyu ikinci olarak tamamladı sayın yarışseverler. Koşuyu 3 numaralı Dancing Downhill Tyler Gaffalione kazandı.
Değerli yarışseverler, Amerika Gulfstream Park'ta koşu heyecanında bir mücadeleyi daha geride bıraktık efendim. Saatlerimizde 22.47'yi gösterirken devam ediyoruz. Suat Hocam bir şey söyleyeceksiniz. Hanımdan bir ricam olacak. Şu koşan yarış ilk bir 300-400 metresini bir oynatabilir mi? Şimdi Amerika'da koşan Gulfstream'de koşuyor. Koşan yapabiliyor yarışı. Muyuz diye hemen sevgili Hande'den destek isteyelim. Hazırlanırken de hemen geliyor. Şimdi Gökhan, görüyor musun? Pistin yarısı korumadan. Evet. Ve kalan yarısı da patates tarlasına dönmüş vaziyette. Aynen ve öyle. İyi pistlerden biri. Nasıl toz kalkıyor bak biraz sonra. Biraz önceki değişen at zaten o pistteki izlerden de evet. Etkilendi ki. Onlardan yani evet. Sağa sola kaçtı. Şimdi burada bak, toza bak. Yani zaman zaman atçı dostlar bizim pistleri eleştiriyor. Yarış pistin yarısına koşuluyor. Yarısı içeride korumaya alınmış vaziyette. Yeterli. Hocam ben yıllarca biliyorsunuz ki yurt dışından gelen jokeylerle at bindim. Dolayısıyla bizim İstanbul Çin pistimizin çok güzel, çok değerli, çok beğeniyorlardı. Son zamanlarda biraz tabii ki yıprandı ama olabilir. Son itibariyle çok yağış aldı. Zaten adı üstüne Veli Efendi Çayırı diye. Ama bence önemli bir konuya değindin. Son itibariyle toz kalkıyor. Çin atlar pistim ürküyor. Ürküyor. Belli bir bölümünde neredeyse çim kalmamış. Kolay değil yani. Yani neredeyse pist yarı yarıya kullanılıyor evet. Ki. Şimdi düz yola çıkıldığında biraz daha da net. O eni görülecek genişliği pistin ne kadar yeri korumaya alındığı enteresan yani evet. Çok nadir görülecek bir şey. Bu yani bir de hava güzel yani. Orada hava devamlı sürekli güzeldir. Güneyde yapılıyor yarışlar. Bir ara böyle bir fırtına bir şeyler oldu. Hocam şu an Santa Anita'da olmak vardı. Her yer güzeldir ya, Amerika'nın her tarafı kendi güzelliği var. Daha güzel. Ya buralarda bir durdurursan ya bu koşan, biraz geri alır mısın? Bu koşan atlar biraz hakikaten çok şey değil yani. Yurt dışında bak, bu kadar gezinen at yok. Bunlar hepsi geziniyor. Burası harika anneciğim. Böyle kalırsan harika. İçeride genişliği görüyor musun Gökhan? Dört. Biliyorum yani. Biliyorum. Yani yarısından fazla ama oluyor. İçerisi de şey bak o bariyerin iç tarafı yeşil. Orta atların koşulları orası da yıpranmış. İşte orayı koruma adına ilerleyen zamanlarda ciddi mitingler yaklaşıyor. Yani çok da dengesiz almışlar bariyerleri. Ülkemizde olsaydı kıyamet kopmuştu. 1500 tane tweet. Aynen öyle. 20 tane. Görüntülerde ileri geride bize destek olan Umut. Ona da ayrıca teşekkür edelim. Tabii Umut'cum çok teşekkür ederiz. Ayrıca da bir şey konuya değinmek istedim. Yani burada pistin darlığı ama ne kadar nizam gidiyorlar. Atlar bir de bu kadar şey değil yani, onları dinlemedi herhalde. Yoksa yine foyluk ciddi olarak herkes dikkat evet. Ediyor yani. Ya şöyle ki tabii dar ki, yerde kalabalık koşuyorlar. Abi zor koşular olabiliyor dar yerde. Ama jokelerin hassasiyeti bunun üzerinden gelinir yani. Burada bariz olarak herkesin hassasiyetleri bak. Mesela içeride üçüncü mücadelesi yapan at hafiften kafası içeri doğru. Niye ortada bir at var ona zarar vermemek için. Ve hakikaten geldi dördüncü oldu. Bu da niyet önemli. Evet. Kesinlikle favori Safkan da kazandı diyelim ve biz format akışımıza dönelim efendim ve 11 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak günün 6. koşusu yani cumartesi gününün 6. koşusu Ali Akşit adına anısına düzenlenecek. Gökhan, seni bu kadar güldüren nedir sorayım? Ya canlı yayında video geldi sağ olsun bizim ekürüden. Dolayısıyla da bizi izliyorlar, destek de olmaya çalışıyorlar ama bazen yaşanan olaylara dayanamıyorum. Gülüyorum, kusura bakmasın yarışseverler. Benim için çok keyifli, güzel bir dakikalardı. Süper. O arada yarış vardı, izlemiştik. Ne dersin bu koşuya? Şimdi 2200 metre Ali Akşit adını anısına düzenlenecek bir koşu. Afacan, Budakan, Fatih evet. Ağa, Gümüşkesen, Kral Arthur, Özekan'ı görüyoruz. 5 yaşlı olarak yani dörtlüden 5'e dönen 4 isim var. En yaşlısı da, grubun en yaşlısı da Budakan. Evet. Budakan grubunun en yaşlısı ama en istikrarlardan bir tanesi. Ben geçen hafta da söylemiştim ikinci olduğu koşuda. İnanılmaz bir kağıdı var. Yani annesi Şilan benim yani belki atçılık kariyerimde dişi Arap atı olarak gördüğüm en güzel atlardan bir tanesiydi. Zaten Cumhuriyet kazandı. Kafkaslı'yı geçti Cumhuriyet Kupası'nda. Muhteşem bir attı. Öyle bir fiziği vardı ki gördüğünde kendini hayran bırakırdı. Dolayısıyla da bugün içinde çok iyi koşacağını düşünüyorum. Ama Fatih'a çok kuvvetli bir at, çok güçlü bir at. Mesafe uzun olduğu için bu koşuda ağırlığını koyacağını düşünüyorum. En azından Gümüşkesen'in önlerde yarışı çok yavaş götürmeyeceğini dikkate alırsak. Ben bu iki atın ön planda olacağını ve en şanslı at olduğunu görüyorum. Fakat mesafe uzadıkça gayretli olan bir at var. Son yarışları değil, bir numara Afacan. Tabii ki yıl döndü, kilolar dengelendi. Fatih'a ve Budakan'ın bir adım önde olacağını, çok iyi yarış yapacağını düşünüyorum ama en ufak bir hatalarını ya da beklenen altında koştukları andan itibaren Afacan devreye girecektir. Özellikle son yarışlarında sentetik pistte etkili koşuyor. Bana kalırsa Kadir'le de daha iyi koşacağını düşünüyorum Afacan'ın. Afacan diyor sevgili Gökhan. Bakalım Afacan'la ilgili Suat hocamız ne diyor?
Afacan afacan bir at. Güzel bir 2019'da bizi fazlasıyla memnun eden bir performans sergiledi. Kolay değil tabii yani. 19 yarışın 11'inde ilk 2 olmak. Birinci ikincilik seviyesi yüksek. 3 defa tabela dışı kaldı. Müthiş maşallah. Evet. Yükselen bir çıkışı var. Keyfi morali yerinde. Ama tabii rakiplerin klası ve bugüne kadar yaptığı yarışları da göz ardı edemeyiz. Öncelikle Fatih'a diyorum. Güçlü bir safkan, mesafe tutan bir safkan. Daha sonra Afacan ve Özakan diyorum. Önceliği Fatih Ağa'ya veriyorum diyor sevgili Suat hocamız bu koşuda, ama Afacan ve Özekan da Fatih Ağa'nın rakipleridir diyor. Hangi koşu? Ali Akşit koşusu. Cumartesi gününün 6. koşusu olarak yapılacak değerli yarışseverler. Devam ediyoruz. Adana'ya gidelim. Aynı gün bu kez Adana'da günün 6. koşusuna bakalım. Ve göreceğimiz tabloda da yine A3 bir koşunun tablosunu görmüş oluyoruz. 3 yaşlı İngiliz tayları 1500 kumda bir araya gelecekler. Ardaşah, Birola, Fire of World, Hasane, Trilya ve Real Queen isimleri gördüğümüz isimler, ki bu isimlerin sevgili Gökhan son 6 koşuları, ki Real Queen'in 3 koşusu var sadece, evet, kariyerinde. Birincilik sayılarını söyleyeyim. 15. Muhteşem. Evet. Şimdi tabii ki bu taylar 2019 yılında başarılı yarışlar yaptılar. 2020 yılında da iddialı girdiler ve devam ediyorlar. Burada tabii koşuya önde tempo verecek atlardan bir tanesi Hasanet. Bu at tempo attı ve tempo yaptığında çok iyi koşuyor. Fakat aynı stilde, hatta sürate çıkararak bir tempo kurup ve bu şekilde kazanan, hatta 2 yaşların en liderisini yapan bir Ardaşah var. Koşu 1500 metre olunca bana kalırsa Ardaşah liderliği Hasanet arkada kalacaktır. Ama erken mücadeleye girerseler eğer, son koşusunu kazanan Fire of the World bundan yani ivedilikle yararlanacaktır. Ve dolayısıyla da en şanslı at durumda görüyorum ben Fire of the World'u. Çünkü şartlar ne olsa olsun Ardaşah ve Hasanet her ne kadar birbirlerine müsaade etseler de yavaş, çok yavaş gitmeyecek. Fakat iki tane senedik piste koşup çaldıran koşunun üçüncülüğün ardından bu koşuyu hedefleyen, bana kalırsa kumda da çok daha iyi koşan, inandığım Baba Victor'u görüp annesi Invisible'ı görüp çaldıran galibi Real Queen 1-1-3 yaptı. En ciddi rakibi olduğunu düşünüyorum. Yani burada ben koşunun süratle gitmesinden dolayı Fire of the World'un en şanslı tayı olacağını, Real Queen'in de en ciddi rakibi olacağını inanıyorum. Ama anlattığım taktikler neticesinde Hasanet birazcık daha yavaş gidip Ardaşah da eğer ki önde çok hızlı götürmeden koşuyu ve kum pisti ayak uydurursa kuvvetli bir at. Ben mesafede daha iyi koşacağını düşünüyorum. Sadece tek dezavantajı kumda koşmaması. Eğer ki idman pistinde yarışmacılar beğenirse Ardaşah'da sürprize kesinlikle değerlendirsinler. Bir kez daha sıralama olarak rica edeyim. Fire of the World, Real Queen, koşunun sürprizi Ardaşah. Özellikle idman pistini izledikten sonra. Peki. 3, 6 ve 1 şeklinde sıralıyor koşudaki tercihlerini. Tweetlerde gördüm. Özellikle numara olarak da söyler misiniz safkanları diye belirtmişti izleyicimiz. O yüzden numaraları da söylemiş olalım. Hocam siz ne dersiniz? Güzel bir yarış olacak. 2, 3, 4 ve 5 nolu atların revanşa çıktıkları bir yarış. Bir önceki yarışlarında birlikte start aldılar. Ardaşah verdiği aranın ardından daha değişikle sert başlayacaktır yarışa. Sert tempolu bir safkan. Önde Hasanet de bu tarz bir safkan, ki Hasanet önlere çıkmadığı zaman bence etkili koşamıyor. Fakat gerçek bir açık yarış atı izlenimi veren ve bunu her 3 yarışında da aynı izlenime edindiğim Real Queen için ben Real Queen'den kolay bir birincilik bekliyorum. Real Queen'den özellikle kolay bir performansla kazanmasını bekliyorum diyor Suat hocamız. Altı çizilecek yine yorumlardan bir tanesi oldu hocam. Real Queen kazandığı takdirde önümüzdeki hafta, hatta öncesinde Twitter'da yine tebrikler gelecektir. Bilemiyorum ama yani şu an biz tabii göremiyoruz. Muhtemelen AGF'de birinci at çıkma ihtimali muhtemeli yüksek safkanlardan biridir. Koştuğu yarışlar ortada. Evet. Üst seviye yarışlar koşan ve üst seviye bir orijine sahip, orijinin hakkını vermesi gerekir diyorum. Diyoruz ve bakalım tüm isimlerinde ayakları düz bassın da diyerek geçelim efendim pazar gününe. 12 Ocak günü İzmir'de yapılacak olan mücadelelere bakacağız, ki tabii ki kayıtlar üzerinden bakacağız. Yarın sabah gerçekleşecek deklareler. İlk olarak Efes koşusunun kaydı geliyor. Orada da 5 isim var. Baba Avcı, Full Hardy, Kuzey Yağmuru, Mourinho ve Secret Lover.
bir başka rövanş mücadelesi 1600 metrede olacak Gökhan. Şimdi baba avcı Full Hardy ve Mourinho haksızlık yapmayalım. İyi koşuyorlar. İstikrarlı yarışları var. Fakat bu koşu Kuzey Yağmuru ve Secret Lover'un bir rövanşı niteliğinde olacağını düşünüyorum. Çünkü bir önceki koşusunda Secret Lover biraz daha adaptasyon olmadı. Hani sonlarda bu kadar Kuzey Yağmuru'nun çok ciddi koşacağını belki düşünmedi. Sonlarda etki geleceğim diye. Bugün biraz daha işi ciddi tutacaktır. Kuzey Yağmuru da kuvvetli bir at. Jockey'nin istediklerini yapabilecek kapasitede bir at. Bazı taylar zorluktadır. İşte bir stili vardır. Ya tempo yapar, ya kısa sprinti vardır. İçeride kalmaz. Ama Kuzey Yağmur ve Secret Lover öyle değil. Sanki bu atlar çok tecrübeli. 1-1,5 yıldır sürekli koşan taylar gibi. Zaten bunu da koşularda lehine çeviriyorlar. Bu çok önemli. Yani bir atın jokeyine uyumu ve o uyumuyla beraber istediklerini yapabilmesi. Hele ki bu taysa artıya geçiyor. Bu iki tay da böyle. Kuzey Yağmur ve Secret Lover'ı ben ayırt etmeden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bir tay önerilmesi gerekirse mesafeden dolayı Kuzey Yağmur'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. İki isim ön planda ama birini seçmem gerekirse önce Kuzey Yağmur'u derim dedi Gökhan. Hocam siz? Benzer şeyleri söylemek durumundayız. Çünkü çok kısa süre önce her iki taydan birlikte koştukları ciddi bir müsabaka seyrettik. 29 Aralık Piri Reis koşusu hocam. Yani üstünden 3,5 boy farklı. İki hafta geçti. Ben o gün için ve bu hafta içinde Secret Lover'dan daha etkili bir yarış, daha rakibini ciddi alan ve yakın takip eden bir yarış sergilerse bu defa geçeceğine inananlardanım. Çünkü Kuzey Yağmur'u yaptığı yarışları tesadüf olmadığını gösterdi ve son yarışında adeta sürkülese etti onu. Ben Secret Lover'ın Kuzey Yağmur'undan bu farkı yememesi gerektiğini ve geçen yarışına biraz da tempoyu kaçırdı, arkalarda kaldı, öne gelene kadar zaman kaybetti. Bu defa aynı hatalar yapılmayacaktır. Birebir koşacaklar çünkü bu defa. Kağıt üzerinde birebirler, sayı az, kapanmak gibi, yol bulamamak gibi bu tarz sıkıntıları. Yine aynı jokeyler dekleri olur mu hocam sizce? Yani Kuzey Yağmuru, Halis Karataş, Secret Lover. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Adana'da aynı gün çakışan yarış ne yok var? Yok hocam. Çünkü genelde Adana Cumartesi günü daha iyi yarışlar oluyor. Pazar günü İzmir'de oluyor. Bundan dolayı da aynı jokeylerle start alacaklardır. Zaten 3 yaş İngilizleri Cumartesi almışlar hocam Adana'da. Real Queen yani koşusuna. Genelde öyle oluyor Gökhan. Evet. Açık yarışlar Adana'da cumartesi, İzmir'de pazar koşuyor. Son yıllarda buna dikkat ettiler. Evet. Tabii hafta sonu bir gün orada bir gün orada. İkisini çakıştırmamak hepsi en doğrusu. İzmir'deler. Çünkü iki tane açık, bir kısa vade bir açık yarış var. Evet. Adana'da hatta kısa vade bandında bir koşu yok baktığım kadarıyla. İzmir cumartesi, evet. Adana cumartesi ağırlıklı. Evet. İzmir pazar ağırlıklı. Tam bir rövanş olacak her anlamda o zaman hocam. Şimdi şöyle bir şey. Saklanacak kaçacak bir yer yok. Kor düşeriz mücadele. Bir yerde birebir kalacaklar ama erken birebire kalırlarsa bu defa Secret Lover'ın işine yarar. Evet. Güçlü bir safkan. Uzun bir safkan. Kendi aksiyonunu kolay kurup gelemiyor. O gün de belki fark yedi. Ama bir diğer yönü de olabilir. Mesela yakın gidip öbürü bir anda hızlanıyor. Bu sefer daha kısa. Toparlanması zor oluyor. Zor oluyor aynen. Bu sefer yani bakalım. Kuzey Yağmur'u ayağına çok çabuk bir safkan. Abi. Güzel bir yarış olacak. Çok güzel. Merakla bekliyoruz biz de pazar günü yapılacak Efes koşusunu diyelim efendim. Devam edelim, geçelim aynı günün. Ne güzel değil mi İzmir'de Efes koşusu, güzel İzmir koşusu. Kesinlikle böyle kulağa öyle. Hoş geliyor yani. Kesinlikle o kulağa hoş gelen ikinci koşu da güzel İzmir koşusu. Gökhan'ın da belirttiği gibi A2 bir koşu. Kulağa da hoş geliyor, göze de hoş geliyor. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metre kum pistte mesafe yine aynı. Ama bu kez koşu daha tabii kalabalık. Özellikle kaydı anlamında kalabalık. Alp Dağı, Bennato, Gür Soyhan, King Serkan, My Royal Sun, Obrada, Seven Sands, Star Force, Black Ball, Grey Ocean, King of the Sun, Lozan, Overclocks ve Perfect Runner gerçekten son dönemin en başarılı İzmir'deki isimlerinin bir arada olduğu bir koşu Gökhan. Ne dersin? Şimdi şöyle tabii ki kış sezonu geldiği zaman hem Adana'da hem İzmir'de ve Adana-İzmir sezonu kum pisti bekleyen atlar vardı. Ve bu atlar bu koşularda çok ağırlıklı olarak ön plana çıkardı. Çünkü hem bu sezonu bekliyordu hem bu koşulara hazırlanıyorlardı. Tabii bu atları geçmek kolay değildi. Bunun bir tanesi fark yaratıyordu, diğeri ona ciddi rakip ya da iki tane rakip oluyordu. O zaman bu koşular 10 atı geçmiyordu. 6, 7 at, 8 at koşuyordu. Şimdi burada çok iyi koşan atlar var. Evet, hatta King Serkan gibi bakıldığında grup bir galibi. Diğer atların hepsi istatistik olarak ön plandalar ama o anlattığım kriterlerdeki atlar yok. Çünkü onlar tamamen direkt açık yarış atı ve iyi olduğunda koştuğunda kazanan
kazanmaya yakın ya da geçmenin çok zor olduğu atlardı. Öyle olmayınca da 14 at start aldı. Bana kalırsa son zamanların en zor koşularından bir tanesini izleyeceğiz. Güzel İzmir koşusunu. Çünkü 1600 metre birçoğu önde gidiyor. Ona yakın giden var. Çok arkada bekleyip sprint yapan at yok. 14 at 1600 metreden çıkacak nereye kadar, yani ne kadar yerini alabilecekler? Aldıkları yerinden memnun olacaklar mı? Nerede yürüyecekler? Bazılarının tempo düştüğü zaman istekliğini yapamayacak. Yani bana kalırsa çok çok zor bir koşu. Çünkü Obra'da Mayr Goyusan önde gidiyor. King Sarkan önde gitmek istiyor. Lozan ona keza. Perfect'in son kazandı öyle. Grey Ocean deseniz yine önlere yakın gitmek istedi. Abdan'ın stili öyle. Tekrar dön 1600 metre bir start 14 starta kadar o Eurasus'u çıkacaklar. Gerçekten çok zor. O yüzden de bunu anlatmak istedim. Ama her şeye rağmen Grey Ocean, Perfect Runner, King Serkan ve Gürsoyan sıralamasıyla yarışseverlere yardımcı olmaya çalışalım. Diyor sevgili Gökhan Gül. Bir izleyicimiz yarışları niye canlı vermiyorsunuz demişler. Herhalde yani koşular canlı yayınlanmıyor mu zannettiler bilemiyorum ama koşular canlı olarak yeni bir efendim. İzleyicimizdir o. Ne olabilir. Güzel. Belki bir tekrar yayınını ikinci yayında biraz konuştuk. Onu belki denk geldiniz ama koşular canlı olarak tabii ki tüm koşular ekranlara geliyor. Onu belirteyim. Akademik bakış kullanıcı adıyla izleyicimiz de hem iyi yayınlar dilemişler. Gökhan Bey ve Suat Bey'den hipodromdaki kumların ağırlıkları, hangi kum daha ağır, hangisi hafif belirtebilirler mi demişler. Kocaeli Üniversitesi'nden de öğrenciymiş bu kardeşimiz. Hangi kum ağır? En ağırı değil mi? Adana, Ankara. Şimdi şöyle ki tabii ki doğu illerimizdeki kum pistler ağır. Evet, orada onlar da eski var. Bizim ilk bindiğimiz kumlara yakın. Sonrasında tabii ki Bursa, Adana, İzmir, Kocaeli bu ama kumlar. Ama grubun en ağırı galiba değil mi? Geçen sezon Ankara'ydı hocam. Ankara Arabistan çölü. Ankara saymadım çünkü onlar birbirinden. Ankara çünkü kışın yarış yapılmıyor. Kum kaldırılıyor. Hı-hı. Tekrardan seriliyor. Zaman dilimi, belli zaman dilimi içerisinde biraz tırmık kalın çekildiğinde ağır oluyor ama aslında aynı kum diğer hipodromlarda. Yapısı belki, aynı. Tabii ki aynı. Kalınlık olarak da aynı mıdır? İşte ölçüler değişebiliyor. Yeni yapılan pistin zeminine göre, tırmık çekimine göre. O benim gelmiş bir programda da zikretmiştim. Bir kumun da bir ölçümü belki santimsel olarak hani yapılıyor. 20 santim, 30 santim yapılıyor. Açıklanabilir mi? Öyle bir uygulama açıklanabilir olabilir mi? Bu masaya yatırmak lazım. Konuşulması lazım. Gerekiyor. Bilemiyorum ama o çalışma yapılmadan zaten hatta o çalışma her gün yapılı idmana çıkılıyor. Tabii. Yani öyle sadece yarış günü değil. Doğru. Tabii ki ülkemizdeki en hafif podrom kumlar arasında bakın da pist İstanbul sentetik pisti. Bu pist en hafiftir. Çok doğru. Zaten dereceden yansır. Çin pistleri tabii ki kendi yani her hipodromun kendine olan has özelliğinden dolayı farklı dereceler çıkabiliyor. Çıkabiliyor. Hocam sizin bu konuyla ilgili ilave etmek istediğiniz bir şey olur mu? Mevsimsel yağış göz önünde bulundurmak lazım. O günkü rüzgar, hava şartları hepsi faktör ama yaz mevsiminde 3 büyük ile baz alırsak en ağırı kesinlikle Ankara. Hı hı. Kış sezonunda bir şey söylemek çok güç. Çok yağışlı gidiyor sezon. Oldukça yağışlı gidiyor. Ama pistler normal olduğu zaman Adana İzmir'e nazaran belki bir tık daha ağır diyebilirim. Adana İzmir'e göre biraz daha ağır. Kış sezonunda tabii normal hava şartları söz konusu olduğunda diyerek soruya da cevap vermiş olduk ama şimdi Güzel İzmir koşusu için bakalım Suat hocamızın tercihleri, değerlendirmeleri nasıl olacak? Şimdi yarışta tabii çok flash bir safkanın olmaması yarışta bu kadar atın kayıt yapmasını öngördü. Normaldir. Yıldız atlar şu an bu jenerasyonda şu an bu mevsimde İzmir pistinde pek yoklar. Yani o özlediğimiz çok sert bir yarış olmayacak. Daha ziyade böyle kısa vade 8 seviyesinde bir yarış gibi olacak kanaatindeyim. Bir tahmin sıralaması yapacak olursak ben ilk şansı Grey Ocean'a vermek istiyorum. Daha sonra Perfect Runner, Lozan, Bennato ve çok daha sonra Alp Dağı diyorum. Evet tabii kayıtlar üzerinden olduğu için şimdi bilemiyoruz şimdi bazıları numaraları da değişecek ama her şey belki tercihler değişir başka farklı yarışlara tabii. Koşabilirler. Şu anda 10 numara olarak görünüyor kayıtlarda. Grey Ocean'ı ilk isim olarak öneriyor hocamız. 14 Perfect Runner, 12 Lozan, 2 Bennato ve 1 Alp Dağı ama yine söyleyeyim bunlar kayıtlarda gördüğümüz.
şu an yanlarındaki numaralar. Yarın evet sabahtan hangi muhtemelen koşuda? Muhtemelen büyük kısmı dekleri yapacaktır kanaatim. Bence inşallah. Bir son dakika aksilik olmazsa 14'te 14 dekler 14'te 14 diyoruz. İnşallah da öyle olur. İnşallah. Koşmak isteyen herkese nasip olsun diyelim efendim ve Güzel İzmir koşusunu da böylece değerlendirdik. Saatler 23.07'yi gösteriyor. Bir kez daha hatırlatayım, Gulfstream Park koşuları yaklaşık bir 14-15 dakika gecikmeyle gerçekleşiyor. Bu tabii tam deklare edilmedi ama ilk koşudan itibaren bu şekilde izliyoruz. Dolayısıyla saat 23'teki koşu neden ekrana gelmedi diye düşünüyorsa izleyicilerimiz biraz yurt dışındaki gecikmenin sebebiyle oldu efendim. 23-15 civarında, tam 15 demeyeyim ama saat 23-13 itibariyle safkanlar da yavaş yavaş gidiyorlar. Belki de 4-5 dakika içerisinde sıradaki koşunun başlayacağını söyleyebiliriz. Bir peki bizim evet bir haberlik vaktimiz var mı diye sevgili Hande'ye sorayım. Tamam. O zaman ilk haberimiz 25 yıl sonra gelen bir galibiyet başlığını taşıyor. Hemen ekranlara taşıyalım. Yeni Zelanda'da geçen hafta pistlerde eşine nadir rastlanan durumlardan biri yaşandı. Uzun süredir Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde kamyon şoförlüğü yapmakta olan jockey Malcolm Hill, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek adına ülkesine dönmüş ve yaklaşık 30 yıl sonra tekrar at binmeyi hedeflemişti. Son galibiyeti 1993-94 sezonunda olan ve 9 aylık diyet süresi sonrası 85 kilodan 53 kiloya kadar inip tekrar at binmeye başlayan Malcolm Hill, 6.250 dolar aldığı ve hem at sahibi hem de antrenör olduğu He is a Gold Eagle isimli ata binip koşu kazanarak inanılmaz bir başarıya imza attı. Koşu sonrası yaptığı açıklamada birinciliklerinin belki de en anlamlısı olduğunu ifade eden Hill, diyet süreci esnasında kendisini aç bırakmadığını, 3 öğünü olduğunu fakat tüm karbonhidratları keserek ve sıklıkla meyve, fındık, balık ya da tavuk gibi besinleri tüketerek 32 kilo verdiğini ifade etti. Hocam tam bir ilham kaynağı haber olmuş gerçekten. Hocam aslında tam bana göre bir haber yaptım biliyorsun. Daha Adana'da bu konu geçti. Yani benim 80 kilolarına 55 kilolara inebileceğim at binim. Ben de imkansız bunu bir örneği yok dedim. Bugün i̇şte haber karşımıza çıktı. İşte örnek, işte yani, işaret. Hocam ne dersiniz? Haberi okuduğumda şaşırdım. Ben önce bir kaza falan zannettim veyahut da böyle bir şey. Haberi okuduğumda şok oldum. Dedim ki Gökhan seviyor böyle haberleri, ilgi de çekiyor. Ya öyle bir haftaya denk getirdin ki inanamazsın. Yani daha iki gün önce bunun sohbeti geçti ciddi anlamda. Sanki işte. Yani hoca bunu duydu da ona göre bir haber almış gibi. Yani, o zaman soralım mı Gökhan'a hocam? Olur Gökhan'la Gökhan? Başlayalım. Gökhan jockey olduğu hakikaten, için. Olur mu? Yani bir kaç kilo vermek lazım? Bak 25 lira veriyor. Öyle az buz değil yani. 20 kilo kurtarmaz. Ben 80 küsur kiloya geliyorum. 30 kilo vermem lazım. Bu Malcolm bunu başarmış. Tabii ki çok ciddi bir diyete girmiş. Ama 25 yıl atçılıktan uzak kalıp yani başka bir meslek icra edip aynı atla 2-1 yapmış yani. Evet. İkinci yarışı bu. İkinci yarışı. Gerçi biraz zama yani fazla sokmuş. Garantiye alıyor. Ya çok uzun da binemiyor ama normal. Kolay değil hocam. Tabii. Yani 2-3 yıl değil. Bir de bir şeyde uzaklaşmış. Belki yarışlara girip atları izliyor olabilir ama 25 yıl başka bir Gökhan meslekte. Şöyle bir şey. Şimdi bu yarışı kim seyrederse seyretsin. İsterse dünyanın en iyi jockey olsun. Oynatalım bu yarışı. Kimse diyemez ki bu adam 25 yıl ara vermiş de at biniyor. Ya atın üstünde duruşu çok sırıtmıyor yani. Sırıtmıyor. Tabii teşviği yürütmesi yakın zaman yorulmuyor. Biraz şey değil, çok etkili değil ama sonuç itibariyle büyük bir başarı. Yani bu yani yanındakilerin babası yaşında. Hocam sen lazım atın yani. Sahibi hem de antrenörü her değil şey mi? Evet. Atın her şeyi zaten zaten en güzel olanlardan bir tanesi. Kim bak bindirecek 25 lira vermiş ki. Adam baktı çaresiz kaldı, bir at satır aldı. Kendi atıma kendim bineyim dedi. Yapacağı bir şey yok. Ya at da oldukça rahat, kulakları zaten rakibi gelse devam edecek gibi. Ama yani bu gerçekten hikayesi yazılması gereken bir durum. İşte 25 yıl ara ver, 30 kilo düş, 25 yıl kamyon şoförü yap, gel at bin. Daha doğrusu insanoğlu böyledir, işte hayat böyledir. İnanılmaz. İmkansızları gerçekten başarmaktır yani. Hikayesi de yazılır, filmi de çekilir. Yine yeni bir atçılık filmi bunun üzerine yapılabilir gerçekten. Zoru başarmak gerçekten bizim işimiz, imkansız biraz zaman alır. Amfibinin sözü bu. Doğru. Atçılık inat işidir. Bu da asker herhalde. Evet hocam. Yani belki zaman zaman neticeleri çok pahalı ve kötü olabilir ama inadından vazgeçmeyen çok insanlar var yani. Tabii. Ya olay sevdası yani, sevgisi bir başka. Bitmiyor yani işte. Yoksa yapabilir mi yani? Ne hangi güç onu bu noktaya taşırabilecek? Muhteşem gerçekten. Müthiş ilham veren bir haber. Umuyoruz yani izleyicilerimiz. Ben yıllarca
Türkiye'den de örneklerini biliyorum. 10 yıl, 15 yıl evet. Antrenörünü bırakıp... Onu söyleyecektim hocam. Umuyoruz izleyicilerimiz gidenler, arasında da bu şekilde belki geri var. Dönmeyi ahlının ucundan geçirenlere ilham kaynağı olur. Mesela biraz önce Bahri abi dedik. Mesela Bahri konuk bayağı bir zaman at binmedi. Tekrardan geldi. Yine bir başka ülkeyle gitti 2-3 sene. Yani evet. Ama sahadaydı. İlk öte at çalıştırıyordu. Ne bileyim... İlk sene çok etken bir faktör. Ve kamyon şoförlüğü yapıyor. Tabii. Kamyon şoförlüğü de yaptığın zaman muhtemelen uzun yola gidip geliyordur. Bir kopukluk var. Çok doğru. Ama o sevda, o sevgi içinden gitmiyor. Gitmiyor. Kesinlikle öyle. Hocam bir kez daha teşekkür ederiz ben bu teşekkür harika haber öyle. İçin. Ve efendim Amerika'ya gidiyoruz. Sıradaki mücadeleyi izliyor. Ardından haberlerimizle de formata devam ediyoruz. Sayın yarışseverler, Gafsa Team Park'ta 5. koşu satış koşusuna katılacak olan 3 yaşlı dişi İngiliz tayları box'taki yerlerini almaya başladılar. 1 numaralı Paula's Team ilk at olarak kulvarındaki yerini alıyor. 2 numaralı Heart Link kulvarındaki yerini alan ikinci at oldu. 3 numaralı Angelic Nugget box'taki yerini alıyor. 4 numaralı Don't Get Cozy giriş hazırlığı yapıyor. 4 numaralı Don't Get Cozy de box'taki yerini aldı. 5 numaralı Lotres Jolly kulvarındaki yerini aldı. 6 numaralı Universe kaldı box'ın gerisinde. Ve o da starting box'taki yerini alıyor. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve günün 5. koşusu başladı. İç kulvarda 1 numaralı Paula's Team, yanında 2 numaralı Heartlink atak yapıyorlar. Şimdi 2 numaralı Heartlink ve 1 numaralı Paula's Team grubun bir boy farklı önünde liderlik mücadelesi yaparken 1 numaralı Paula's Team temposunu arttırdı ve 1400 metre start yeri geçilirken 2 numaralı Heartlink'in bir boy önünde 4 numaralı Don't Get Cozy 3.lükte hemen içinde 3 numaralı Angelic Nugget bir boy gerilerinde 6 numaralı Universe. Koşunun son 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. 1 numaralı Paula's Team'in 1 boy 2 boy farklı liderliği sürüyor. 2 numaralı Heartlink 2.lükte. İç kulvarda 3 numaralı Angelic Nugget 3.lükte. Hemen dışında 4 numaralı Don't Get Cozy 1 boy gerilerinde 6 numaralı Universe sırasıyla 1000 metre start yeri geçiriyor. 1 numaralı Paula's Team kaçıyor. 2 numaralı Heartlink onu kovalıyor. Onların 2 boy gerisinden 4 numaralı Don't Get Cozy 3.lüğe geldi. Hemen yanında 6 numaralı Universe var ve son 800 metre geçiriyor. 1 numaralı Paula's Team ve 2 numaralı Heartlink arasındaki önde müşterek liderlik sürüyor. Onların 2 boy gerisinde 6 numaralı Universe ve 4 numaralı Don't Get Cozy ikilisi var ve son 600 metre geçiliyor. 1 numaralı Paula's Team ve 2 numaralı Heartlink arasındaki liderlik mücadelesi devam ediyor. 6 numaralı Universe geldi 3.lüğe. Hemen arkasında da 4 numaralı Don't Get Cozy var ve son 400 metreye doğru geliyoruz. 2 numaralı Heartlink geliyor. Koşunun liderliğini alıyor dış kulvardan. 6 numaralı Universe'ın sprinti var. Son 400 metre geçiliyor. 2 numaralı Heartlink 2 boy farklı liderliğini koruyor. 6 numaralı Universe iç kulvardan 1 numaralı Paula's Team atak yapıyorlar ama buna rağmen son 200 metre 2 at boyu kadar 1-2 numaralı Heartlink önüne geçiyor. 6 numaralı Universe'ün önünde farkı 3-4 boya kadar çıkartıyor ve Luca Panik ile 2 numaralı Heartlink potayı önde buluyor. 6 numaralı Universe ikinci, 1 numaralı Paula's Team koşuyu 3. olarak tamamladı. Koşuyu 2 numaralı Heartlink kazandı. Ve Gulfstream Park'taki koşu heyecanında bir mücadeleyi daha geride bıraktık değerli yarışseverler. Biraz gecikmeli start alıyor koşular. Dolayısıyla programlarda saat 23'te başlaması planlanan günün 5. koşusunu da geride bırakmış olduk diyelim ve haberlerimizin ikincisiyle devam edelim efendim. Avustralya'da bildiğiniz üzere maalesef çok üzücü ve çok uzun süredir devam eden bir yangın söz konusuydu. Onun hipodroma olan etkileri de son derece fazla olmuş. Haberimizde izliyoruz. Geçen hafta Avustralya'nın Doğu Chipsands bölgesinde meydana gelen yangından alanda bulunan Bakın Hipodrom da etkilendi. 15 Şubat'ta 133. Bakın Kapa ev sahipliği yapmaya hazırlanan hipodromda yangın neticesinde ciddi hasarlar oluşurken yarışın koşulup koşulmayacağının ise önümüzdeki bir haftalık süre neticesinde belli olacağı ifade edildi.
Bir kişinin ailesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiği yangın sonrası dünyaca ünlü jokey Frankie Dettori de destek çağrısında bulundu. Avustralya'da bulunan Dettori yaptığı açıklamada yangın haberlerini derin bir üzüntüyle takip ettiğini ve mağdur olanlara katkı sağlamak adına farkındalık yaratılması gerektiğini belirtti. Dettori bu açıklamaları sonrası konuyla ilgili destek olabilmek adına para toplanması adına da ilk adımı atmış oldu. Gerçekten çok üzücü görüntüler ama orada bir iki gün önce hocam yağmur başlamış ve evet, belli ölçüde kontrol altına evet, alınmış galiba. Yani işte insanlar doğal afetler karşısında yapabilecekleri fazla bir şey yok. Yani bu alanda yangını durdurmak önemli değil. Bundan bir hipodrom da nasibini almış. Ama şu an son günlerde başlayan yağış tabii ki olumlu etkileri oldu. Yani inşallah çok sağanak yağar, devam büyük, eder. Büyük ölçüde hayvan, hatta gerek sosyal medyada gerek yazılı medyada görüyoruz. O küçük koalalar, insanlar susuzluk şey yapıyor, yanıyorlar. Kangurular. Hepsi yani. İnanın var, bunu gördük içim dağlanıyor, o kadar hayvanların üzülüyorum ki. Hayvanların büyük bir kısmı, ben hatta burada biraz da fazla ekolojik dengeyi değiştirir hocam. 10 bir çiftlik, yani bir çiftliğin bir kısmı, ciddi bir atçılık çiftliğinin evet, büyük bir kısmı yandı. Bu işte hipodromun bir kısmı yanmış. Dettori tabi usta bir jokey. Yıllarca ekmeğini bu meslekten, kendisi ve babası bu meslekten kazanmanın verdiği bir özveriyle farkındalık yaratma adına bir takım ulusal medya ve basını buna çevirmiş. Yardım muhakkak toplanacaktır, yaralar sarılacaktır ama kolay değil. Ciddi bir zayiat var. Gerek hayvanlar anlamında. Bence son yılların en büyük dünyadaki en büyük faciadır bence. Faciadır, doğal afettir. 10 milyon canlı öldü diyorlar. Ekolojik denge değişecek. İnanın var ya, bu haberi tabii, gördükçe susuzluk çok ciddi bir susuzluk, kuraklık. Yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Çok üzülüyorum. İnşallah bir an önce kontrol altına alırlar. O canlılar daha fazla ölmez. İnşallah sağlak yağmur başlar. Yani yangın bitti, durduruldu, kontrol altına alındığı haberi tez zamanda duymak istiyorum yani, gerçekten İnşallah çok üzülüyorum. Biz bunda ne yapabiliriz deyince Gökhan, benim aklıma şu geliyor. İşte yaz mevsimi, bahar aylarında özellikle işte pikniklere evet, gidildiğinde, sonrasında orada bir ufak ateş, mangal bir şey yakıldığında onun söndüğünden emin olmak gerektiğini kendimize ya, insani, bir kez daha insani görevlerimizi atlamamak gerekiyor hakikaten. Yani doğal bağlılıklar, bu ormanlar kolay olmadı ve hakikaten çok kaç canlıya orada görünmeyen daha küçük hayvanlar tabii, bir takım. Hocam 10 milyon diyor. Bence ekolojik denge bile değişti. 10 milyon demek ne demek yani? 10 milyon çok ciddi ve bir rakam. Hatta bazı özel canlıları da sudan dolayı yani bir daha çalışma başlatacakmış ama bilemiyorum. Evet. İnşallah bir an önce. O daha facianın daha ciddi bir boyutu. Aynen. Yani şimdi bu yanan ormanları kaç yılda tekrar getireceksin? Çok bir ağaç. Mesela ilk yanan taraftan hemen ağaçların bazı birileri filiz atmış. Yani sanki onlar da biliyormuş da hızlandırmış şekilde toparlanacak diye. İnşallah kontrol altına alınacak yani. Çok üzücü bir haber. İnşallah. Çok 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 geçmiş olsun. Şimdi bir öyle bir şey ki, bir anda üzüntü. Şimdi bir sonraki haberde de yine aynı ülkeden bir haberimiz var. Tabii. Dettori daha renkli orada görüntüler. Zaten. Aynen. Dettori zaten o yüzden orada. Bu dönemde önemli mitingler orada. Aynen. Hocam bütün duyguları yaşatıyoruz izleyicilerimize. Biz de bu haberler vesilesiyle. Şimdi öyle bir şey ki, tabii Avustralya büyük bir ülke. Çok. Evet. Kıta. Kıta tamam. O yüzden tabii işte acısıyla, tatlısıyla bir taraf facia yaşıyor. Şimdi biraz sonra göreceğimiz sahneler sanki aynı ülkeye ait değilmişçesine. Gayet neşeli, sakin, güzel bir ortam. Ve yakın zaman öncesi ya da sonrasında. Yok, bakalım. Olay anı ya. Aynı. Olay anı. Tabii şu an yani işte. Hep birlikte görelim bakalım Dettori plaj galobunda başlıklı haberimizi. Avustralya'da geleneksel olarak düzenlenen Magic Millions satışları öncesi ünlü jokeylerin atlarla birlikte katıldıkları plaj galobuna bu yıl yoğun ilgi gösterildi. Dünyaca ünlü jokey Frankie Dettori de bu yıl diğer birçok jokeyle birlikte plajda gerçekleştirilen galoba katıldı. Galop sonrası verdiği demeçte bu mevsimde İngiltere'de kar maskesi ve eldiven taktıklarını belirten Dettori akabinde sosyal medya hesabından da duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hocam dediğiniz gibi bu sefer de çok güzel bir görüntüyü ekranlara taşımış olduk. Plaj galobu yani, bak plaj yarışı galobu değil, plaj galobu değil mi? Ne kadar satış öncesi, Magic Million satışının öncesinde. Yani görüntüleri istersen bize ekrandan alıp
görüntüleri bırakabilirsin. Çok daha geniş olur, çok daha güzel. Kısa kollular, kısa kollu durumlular. Şimdi aynı ülke biraz önce bir kısmı yanıyor. Evet. Zor yangın söndürülüyor. Ciddi maddi manevi zayiatlar var. Ama Detlor'a çok üzgün. Yani o neşesi yok doğal olarak. Anlatıyor. Bence orayı anlatıyor. Biraz da anlattığı şey Gökhan'cığım. Avrupa'daki jokeyler yılıyor. Evet. Son zamanlarda büyük kaçış şeye var. Ya Amerika'nın güneyine ya Avustralya'ya. Aynen öyle. Veyahut da şeye, Dubai'ye, Katar. Bu ülkelere hakikaten... Yani burada rezidansların önünde de bu kumda hakikaten atlarla koşmak, yanında da okyanusun suların olması yani. Daha önce görsün. Hatırlıyor musun bir programımızda Yunus balıklarından? Yunus balıklarına atları geziyordu. Bakar mısın şu görüntüye? Yani inanılmaz yani. Şimdi hocam bazen... sizden bir haber rica edebilir miyim? Tabii ki. İleriki haftalar için. Kraf mesela mı? Yok hocam. İnsanla atın yarıştığı mesela Hüseyin Bolt'u ben hatırlıyorum bir atla yarıştığı haberini. Bir de başka varsa örnekleri mesela. Atla böyle bir yarışmadı haber... ya yarıştı mı? Yarıştırdılar. Yarıştı. Sanal mı yoksa gerçek mi? Yok, gerçekte yarıştı. Sonuç? Hüseyin Bolt geçti diye hatırlıyorum ama çok tabii, emin 2004 değilim. Tabii 2004 metre kumda Arap adını koştularsa geçmiştir. Böyle bir haber bulabilirsiniz bakalım, hocam. Bakalım Numan'la bir inceleyelim, kaydalalım. Yarışları mesela. Tekrar görüntülere gitmek mümkün mü acaba sayın yönetmenim? Şimdi burada tabii hava şartlarından ve kendisinin ne kadar rahatsız olduğunu, yani İngiltere'de hakikaten çok soğuk yok. Tabii tabii. İnanılmaz soğuk bir yer. Yani geldiği yer şu an plajda gördüğün kısa kolluyla az önceki görüntülerde formasız normal tişörtlerle çıkmışlardı. Yani atlar da tank gibi hocam maşallah. Görüyorsunuz diğer çok diğer iç taraftaki kırmızı formalı olan ekip tişörtle. Biraz önce kırmızı giymişti, sonra beyaz giydi. Onun bir simgesi vardır, bu adam bir detayı vardır. Ama atlar ne kadar keyifli, keyfi yerinde. Güzel görüntülere sahne oluyor. Dettori ilerleyen yaşına rağmen son yıllarda tabii biraz da sempatik oluşuyor. Tabii. Halkla girdiği sosyal ilişkileri. Yani jokelik deyince, Dettori deyince direkt olarak ilk akla geliyor. Yani hem şov olarak hem yeteneği olarak. Hocam son iki yılda damgasını vurdum. Öyle. Bu yıl eğer Enable'la kazansaydı şimdi yeni bir rekor kıracaktı yani. Sosyal medyada yarışsever kardeşlerimiz görmüştür. Adana'da Selim Kaya'nın görüntüleri de Dettori'den bir farkı yok. Yok gerçekten. Yerli Dettori. Yerli Dettori. Selim Kaya da kendi kariyerinde önemli bir jokey. O da halkla yarış ya, sonrası ve öncesi. O da halkla bu iletişimi kurdu, bu bağı kurdu. Kurdu ve iyi bir elektriği var. Aynen öyle. Sosyal medyayı da iyi kullanıyor Selim. Zaman zaman kullanıyor ama şey yapmıyor. İyi güzel kullanıyor. Twitter olarak değil de kendi böyle kendine has özel videoları var. Yayınlıyor, paylaşıyor gerek çiftlikte, gerek atlarla beraber. Sonuçta itibariyle iletişimi de var. Yarışsever seviyor gerçekten. İzmir'e gittiği zaman bir başka. Adana zaten memleketi gibi yani. İzmir'de felaket. Evet. İnanılır gibi. Bence güzel. Kesinlikle. Sen nasıl gördün görüntüleri Sadıkçığım? Harikaydı hocam. Yok gelenlerin önünde atlarına kadar... Hayal son bir defa seyretme şansımız var mı? Çok sayın iyi olur. Hayal kursa insan bu kadar ancak. Bu kadarını yani hayal edebilir. Düşünür müsün? Orada gökdelendesin. Muhtemelen turistik tesis olabilir. Evet. Yerleşme zaten herkes yan tarafta insanlar dolu hocam. Orada yani muhtemelen ellerinde çayları, kahveleri, artık içecekleri izliyorlar. Bu tabii idman yarış değil ama İrlanda'da ve İngiltere'de geleneksel halde yapılan yıllardır. Hocam atlara bayıldım maşallah ya. İnanılmaz güzel atlar. Şimdi zaten söylemek istediğim oydu. Atların böyle bir düzlük genişleri var. Biraz daha açık geliyorlar. Mesela o Dettori'nin biraz görüntüsü var ya, atın üstünde beyaz formalı. Ne kadar güzel atlar, şık atlar. Sağlık akıyor yani at böyle sağlıklar. O kadar sağlıklı ki. Biraz sonra şey hafif galop gelecekler, açık geliyorlar. Yani. Güzel görüntülerdi. Bu ben atlar çok, burada hazırlandığı zaman ne olacak hocam? Uçacaklar tabii ki. Oldukça bak. Bakar mısın? Yani bir at bundan daha sağlıklı olabilir mi? Yani şunun normal akışında seyredin. Bak şu ata bak Gökhan içeriden şu an ekranı son geçen hangisine hatta. Bakacağını şaşırdım. Yani kum delecek gibi gidiyor tabii adeta ki, yani. Buna o kumda kafayı aşağı almış. Evet. Aynen. Oldukça da hocam Uğurtay nasıl giderdi? Aynı kafayı bacak arasına alır. Çenesi böyle dizlerine vurdu. Çok sevimli çok sevimli. Nasıl kazandı Gazi koşusunu değil mi? Uğurtay evet. Bak. Nereden? Görüyor musun Sadık? Avustralya'da plaj galabından Uğurtay'a bağlı. Açılık böyle bir şey işte. Kesinlikle öyle.
Harika görüntüler gerçekten de. Çok çok teşekkürler hocam. Size ve sevgili Numan'a da teşekkür edelim. Ve yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşırken hocam, demin söylediğim atla insan yarışında bir de Dwayne Chambers diye bir sprinter bunu yapmış. Yani birkaç malzeme birden çıkarabilir size. Denemişler galiba ya, ciddi. Evet, ya evet, starttan çıkan insan jokelerin yarışları var. O pony atlağı var ya, koşuyor. Onlar çok zevkli. Yok, inanılmaz. Bana benim en hoşuma giden yarışlardan biri o jokelerin çocukları veya atçıların çocukları. Pony atlarıyla koşuyorlar. Yani ben önümüzdeki sene Gazi Bey Enternasyonu böyle bir show bekliyorum. Belki apranta okulumuzdan, belki dışarıdan bir pony club'tan. Önümüzdeki sene için bir şey değil ama bir yıl sonra Kerem alır gelirim. Harika olur. Ben adayım süper, buna. Süper, inşallah. Hocam yavaş yavaş kapatacağız. Son 2-3 dakikamız. Yarın tabii çok dolu, çok yoğun bir gün olacak. Onun hatırlatmasını da yapalım yarışseverlerimize. Yarın 3 yerli bir yabancı yarış programı var. Ertelenen Adana koşularıyla birlikte. Sırasıyla önce Kocaeli'de başlayacak koşu heyecanı. Ardından Adana'da, sonrasında İzmir'de ve gece Amerika Gulfstream Park'ta devam edecek. Biz de yarış zamanında efendim yarın sabah erken saatte görevde olacağız. Saat 10.30 itibariyle sevgili Mustafa Sav ve Burak Sipahilerle birlikte sizleri de bekliyor olacağız diyeyim. Hatırlatayım, 10.30 bayağı erken bir saat çünkü. Yarış severlerimize de hatırlatmış olayım. Yani kime göre, neye göre erken? Tabii. Yani. 4.30'da 4'te buraya gelenler için değil ama yarış zamanının başlangıç saati yarış severler açısından takip ediyor yakından, merak etme. Bir tweet atıldım, hemen görüyorlar. Görüyorlar, çok haklısın. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılar için. Ben teşekkür ederim. Gerek yarışçıdaki görevli arkadaşlarımız, gerek stüdyodaki kameraman kardeşlerimiz, gerek programın hazırlanmasında Numan ve diğer arkadaşlarımız, seslendirmen Zadik Gökoğlu, gerek Gökhan, gerek sen, hepimiz bir nebze seyircilerimize ve atçı dostlara biraz bilgilendirip biraz keyif verebildiysek, gecenin bu ilerleyen saatlerine kadar izledilerse zannediyorum ki bir nebze keyif vermişizdir. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Gökhan, çok teşekkürler. Her zamanki değerli katkılar ve keyifli sohbet için. Her şeyden önce ben çok keyif aldığım bir program oldu. Hem haberler hem sohbetler açısından. Biz de tabii ki burada açılık adına sohbet ettiğimizde hem kendimiz adına hem açılık içerisinde geriye dönüyoruz. Gerek atlar, antrenör, at sahipler, yaşanmışlıklar. Ve dünyadan haberler oluyor. Dünyadan haberleri yine kendimize bağlayabiliyoruz. Bununla birlikte yarışlarımız, koşularımız var. Hakikaten yarışseverlere, camiaya bir bütünleşerek bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Çok ciddi bir ekibimiz var. Kameraman, rejide, yönetmenimiz de. Bugün yönetmen koltuğunda bir kadın eli vardı, sağ olsun Hande. Hepsinin bize desteği, emeği çok büyük. Onlara da teşekkür ederim. Bu haftaya görüşmek üzere. Hande de ayrıca biliyorsun, babası eski meşhur antrenör İbrahim Deringüller. Benim mahallemin arkadaşım. Biliyorum. Yani sen bilirsin de ekran başındakiler büyük kısmı bilmez. Atçı Bayri'nin. Tabii atçı bir aile. İbrahim Deringüller çok önemli, çok etkili. Bir o kadar da beyefendi bir abimizdi. Kesinlikle öyle. Biz de tüm ekip arkadaşlarımız adına efendim her zaman olduğu gibi bizlere katıldığınız için, bu saate kadar bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür edelim. Gerek TJK TV gerek Tay TV ekranlarında önümüzdeki hafta aynı gün aynı saat Perşembe günü 21.30'da görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın diyelim efendim. Hoşçakalın.